Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bizi bırakmasın. Riyakarane ve ezber olarak söylediğimiz duaları dergâh uliyetine kabul kalın eylesin. Amin evladı da bizi imtihan etmesin. Zaten edecek. Ölü gözüküyor. Suhuletle etsin inşallah. Mesuleti bize yüklemeden kolaylaştırsın işimizi. Şedatların, Nemrutların, Firavunların şeylerinden bizi, bizi sevenleri evladı yerlerimizi i emin eylesin. Hizmeti imani Kur'aniye de hizmetçi eylesin. Amin. Sevgili kardeşler bugün Dima e, projemiz kaç? 244. His 15. PDF'yi açın. Tamam abi. Osman buldun mu abi? Beyçet buldun abi. Evet abi. Tamam. Şimdi geçen hafta 282'de kaldık. Ee, his olduğu için bu lematta tabii çıkmak çok zordur. Ee, çıkamıyorum yani. Çıkmak da istiyorum. Artık boğuldum gibi. Yani o kadar manı var ki yazmam. Yazmam imkansız yani. İmkansız evet. Bu doktor şey Süleyman. Lemaat'ta var ya Lemaat'ta bir tuhaf aynı celceluti. Aynı değil aynı. Her büyük zatın celcelutisi var demiştim. Ya acaba ustadın yok mu öyle bir hurufuna hurufun tabiatına, harflerine nizamına, siyak ve sibakına e, şey e, kanuniyetine ev amirine, namusuna harflerden bahsediyorum harfenin namusu var kanuniyeti var Vesayet Kesin kanaatım Lemaat Ustadın celceliyetiyesi Lemaat Şimdi o kadar var o kadar var ki Diyeceksin ki gene oraya geldin Geçen hafta Ya e arkadaş çıkamıyorum Çıkmayı göreceksin şimdi Mubale olmadığını <laughs> Gene e, Kastamonu 175 ama e, Sözler 441'den 444 yani Kastamonu'ya da almış. Niye aldın diye ustana soruyorum. Nazım Oman itibariyle. Lemat'ı niye Kastamonu'ya aldın? Ne işin var orada? Lemat'ın ne işi var ya layıkada? Hiç alakası yok. Oradan çıktım yola. Kardeşim size bir, bir, bir yer şey yapayım. Hayatınızın kalitesini arttırmak istiyorsanız hayatınızın içerisine soru sorun. Hayatınıza soru sorun. Eğer kalıp yapmasanız pist yapmasanız uçak inmez, kalıp yapmasanız bardak olmasa su gelmez. Soru sormak, e, suali nisvil ilm, sual sormak ilmin yarısıdır. Ee, yani sorusu derdi olmayanın dermanı yoktur. Dert benimdir, derman Kur'an'ındır. Hayatınızın içerisine soru sorun. Bu ders bana ne kadar lazım? O zaman değer verebilirsin bu derse. Bu ne, nedir ya? Bu neyin nesidir? Risale'nin ne kadar kabul ediyor bunu? Diyor ki Celle Celaluhu Fecme havassaha bi hayri tumimet. Havaslarını topla. Bir araya getir. İmam Ali diyor. Bi hayri tumimet. Hayır tamam olur diyor. Havaslarını topla. işte harfinin tabiatından, nizamından, siyabı bakından, namusundan, kanuniyetinden, taayuniyetinden diyor. Taayuniyetinden, ebcedinden, harfin tabiatından. Yani kaç? 350 bin tefsir çıkmış ya. Ha. Şimdi bu sual sorabilen külliyatta cevabı bulur. Külliyat onunla konuşur. Suali olan yani derdi olan. Dert benimdir diyor usta. Dermanım. Bak mesela sual sorabilen hayatına hayatının kalitesi yükselir. İnsanın hayatının kalitesini şöyle. Hayatın kalitesini sorabildiğin soruların içindedir. Hayatının kalitesi e, hayatınızın içerisine sorduğunuz soruların içerisindedir hayatın kalitesi. Mesela okuyun bir tane. Mesela bir tanesini söyleyeyim. E, hayatı ustad anlamlandıran e, hayatın içerisine Kur'an konması için, hayatınızın içerisine Allah konması için, hayatın içine din olması, ahiret olması, Kur'an olmasın yeganesi, sorusu şudur diyor. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Sorabilen de Kur'an olur. Ben kimim? Öyle değil. Ben kimim? Nereden geldim? Neciyim? Vazifem bak soru. Soruları bir araya getirdim ya. Bu his projesinde çalışırken. Başka bak biraz gideyim de konuya hemen gireceğim. Ee, Allah e, mesela öyle soru var ki soru sormak kendisi cevaptır. ustad işaret edeceğiz de ifham diyor. Bir de ifham diyor a çekiyor. İfam soru sormak. İfam soru sorarken aynı zamanda cevap vermek, aynı şey susturmak diyor. Hem sorustur, hem cevaptır, hem susturmaktır ifam mesela. Bu kainatı Allah mı yarattı? Cevap veriyorum. Değil mi? Tamam. Allah niye gözükmüyor? Allah eşya cinsinden midir? Bak. Soru, hem cevap hem içerisinde e, şey, e, susturmak, usta diyor ki susturmak, içinde cevap olmak, sual olup geniş çapını ayırmak. Yani ge, çapını genişletmek. İfam diyor, yani? i̇fham diyor A, A diyor. A, ın, A, ın, A, ın. A çekiyor. Ha. İş atacağız da e, şey yaparsanız benim iyi. Fehim'den geliyor değil mi? O. Efendim Fehim'den geliyor. A iç yapıyor. Çok acayip. Diyor ki cevaptır ama susturan cevap. Hmm. Mesela bir tanesini öyle diyorum. İnsan insanı Allah mı yarattı? Değil mi? Sen söyle cevabını. Ben Allah yarattı desem saatler alır, günler alır bir, bir ufakla sen söyle olmadığını. Sonra bunun peşine düştüm. Hayatının kalitesini yükseltmek istiyorsanız hayatınızın içerisine sorular sorun. Sorular soran kalıplar hazırlar, Zemini hazırlar, oraya su bir, o kalıba girer veya pisti hazırlarsa. Uçak oraya iner. Soru soracaksın. Ben buna ihtiyacım var. Ya kardeşim ben bununla yattım ya. Ben bununla yatınca o gördüm. Bu akşam. Ona yattım. Allah Allah. Bu niye böyle oldu? Sonra aklın sihirlenmesi, vicdanın, kalbin ve ruhun sihirlenmesi. Şimdi üzülüyorum. İki tane de eklediler. Aklın sihirlenirse dedi şöyle olur. Mahkemeden şeyi söyledi. Ee, sihri beyanı. Beyanda sihir var diyor. Bak ona girmedin Evet ama bir şey yapamadım. Sonra lübu bulmayan kışır ile meşgul olur. Ee, i̇şte işte ne Risale-i Nur'un ile kışır şeyine, zahirine hası nazar ettiği müfessirlere şey ustatta bir şey diyor ya. sırf zahirine hası nazar etti. Yadullah ve çula ve abiler gibi vesaire. Neyse. Allah Celle Celaluhu yaptı. Allah mı yaptı sorusuna değil mi cevap olan soruyu sorabilendir. Sorular insanı geliştirir. Bak bu çok önemli soru sormak insanı geliştirir. Sahasının çapını açar. Cevaplar ise insanı güçlendirir. Sual so, i̇stemek aslında. Yani soru sormak. Cevabı yarı bende. Yarısını da bana ver. Evet. Merak, Merak yani, yani meraklar yapıyor diye bir hüküm veremem. Çünkü çalışmam lazım böyle. Ama o, o, var ama sıf ondan çıkıyor diyemem yani bilmiyorum. Merak olmazsa <laughs> o nasıl çalışıyor? Merak ilmin hocasıdır diyor. Evet. Ama sual sif o değil galiba. Sual biraz da geniş çaplı böyle. Bak, soru alanı genişletiyor. bak şimdi diyor ki sorular insanı genişlettirir, evet. sahasını açar, evet. önünü açar, cevapları insanı güçlendirir. Evet. Nasıl ki, nasıl ki bak misal. Hastalıklar, müsibetler, dertler insanı güçlendirdiği gibi. Kanunet bu. Yani hastalıklar, müsibetler yani kısacası seni devirmeyen hastalık seni güçlü kılar. Güçlü kılar. Ben doktorum şahit burada Fikret. Biz de bu psikoloji derslerim niçin oldu? Ya bu evet benim özel doktorum odur Hüseyin kardeş. Allah'ın da hepinizden razı olsun. Hasretten ondan da razı olsun. O, o zaman da e, bilirim kıymetini. E, dedim ki ası mucididi ise bu psikoloji denilen şey de bedenselse şu anda doktorlar meşgul oldu. Sebep sonuçtur. Senin sebep, sonuç. Ama ruh. Ruh hastası bu. Aklımı aklıma şerinden nasıl kurtaracağım? İlaçlar nasıl yapacağım vesaire? Tabii ki belirli bir düzeylere taşıyor seni adet ilahi ama çok iyi biliyoruz ki benim bir de götürmüştüm beden. O sergilenmiş Bakırköy'de Cevset. O sana o kadar lazım olacak ki. Ya çok para. boş ver dedi ya. Sana çok. Beni o insanın böyle şey sanal değil. Bizzat insanın böyle organlarının sergilendiği. Etleri alındı. <laughs> sinirleri var, kanları var, organları var. Böyle Bakırköy. Çok büyük paraydı ama çok işe yaradı. İşte aha işte bahsettiğimiz. Aha kutu bu işte paket. Ama orada ben. Ben içimdeki ben, içimdeki düşman, içimdeki paralelim, içimdeki zıtlarım, o içimdeki 18 bin alim, bakıyorum Allah Allah, Sığdırmış ya Allah Allah, diyorum ki doktor hatırlar, doktor 18 bin alim buraya mı sıkıştırmış? Ya Allah Allah, tuhaf yani, Allah hakikaten usta ya. Evet, maddede tezahür. Mesela his madde midir? Vefa madde midir? Şefkat madde midir? Maddede tezahür ediyor ama madde değil ki kardeşim. Ha 80 kilolar çok şefkatli, 90 kilolar daha fazla, 40 kilolar çok az şefkatli. Maddenin fonksiyonu olsaydı o zaman maddenin büyüklüğü küçüklüğün nispetinde tezahür ederdi. Maddenin fonksiyonu değil ki. Biraz böyle buraya getirdiler bu ilk defa dersi yukarıya aldılar da ama biraz da daha... Ve... Acayip geniş sahada zihinler de dağıldığı için şimdi ama benim de hoşuma gitti burası ha. Ee, demek ki hastalıklar, musibetler, dertler insanı güçlendirir. Bilgisayarda sana cevapları sorduğun sorular cinsindendir gibi. Bilgisayarda sana ne, sor, ne soruyorsan Cevap da o. O zaman hayatının kalitesini yükseltmek istiyorsan hayatının içerisine sorular soracaksın. Ustad işaretleyeceğiz atacağız hep sorularladır. Hep sorularla yapmıştır. Dikkat edin. Mesela diyelim ki en can alıcı. İmam diyor kalbe ait bir sıfattır diyor. Zünar ve şapka ile ne alakası var diyor. Soru bak. Peki diyor bu kadar diyor kişilerin imtihanı için bu kadar kişi kafir oldu diyor. Yani imtihan Sonuç itibariyle çoğu kafir olduğuna göre az müslüman e, şey değil mi? E, yanlış değil mi? Zulüm değil midir imtihan? Nişşat mı aşırı değildir diyor. 20 tane e, 80 100 tane yumurtadan 100 tane çekirdekten 20'si çıksa, diğer bozulsa vesaire misaller 13'ün şeyde lemada da söylüyor. <laughs> Hep sualdır. Dert benim, sual benim, cevap Kur'an'ın diyor. Soru sorabilmek cevabının yarısına sahibim demektir. İnsanlar arasındaki fark, insanlar arasındaki fark hayatlarına sordukları sorulardan kaynaklanır. Mesela ben kimim soramayan veya bu bu zaman nedir? Bu ahir zaman denmiş. Ya hakikaten ahir zaman ne özeli var diye soru soran Risale-i Nur'a emniyet verir. Üstad diyor ki mektubatta ve şuaların sonunda da var. Risale-i Nur'a kim emniyet verir zamanı tanıyan. Zamanı tanıyan, zamanı bilen, hangi zamandayız? O zaman Risale'nin emniyeti. Daha 500 sene bekleyen, Deccalı bekleyen tayfe var. Din adına, din adına aldatılmış ve aldatıyor. Bir lema hakikat şeyde e e muhakematta var ya, muvazenesiz ve muhakemesizler çok aldanır. Çok aldatır. aldatır. Muhakemat nasıl aldatır? Kardeşim Deccal geldi, yapacağını yaptı, tarif etti, duman etti. 500 sene daha bekliyor ve bekletiyor. Diyor ki daha 500 sene var diyor. Ne yapacaktı ki De Deccal gelince? Bak görüyor musunuz zararı? Zamanı tanıyan külliyata emniyet verir. Zamanı nasıl tanıyacaksın? Soru sorarak. Siz ben mi aklıyım diyeceksin. Siz benim cemaatim acaba siz benim cemaatim mi istikameti? Ya kim soru sorarsan bulursun. Ben gençlere diyorum hepinize de gidin kardeşim. Di diğer gruplara da gidin. Oturun derslerine. Rahlesine bulunun. Bir dersine değil. Belki tevafuk etmez bir dersi sana. Beş tane dersine katıl. Senin fıtratına uygun yeri git seç kardeşim. Cemaatler din değildir ya. Nereye sana uygunsa oraya git. Niye bu oyalanıyorsun kardeşim ya? Fıtratın doktorluk değil mühendislik. Mühendislik git. Oradan mezun oldum. Mecbur çalışma Türkiye gündemi gibi. Git kardeşim seni inşa eden yere git. Oraya git. Ama hayatına sorular sor. Kısacası hayatına soru soran zamanı tanır. Zamanı tanıyan Risale-i Nur emniyet verir. Yani zamanı tanımak ne kadar büyük bir şey. Acayip. Niye? Müzik. O zaman zamanınsa mutlaka Allah her zamana kendi bir temsilcisini koymamış mı? Evet. Yani bu merhamet de olması lazım. Evet. Yüz senede bir. Evet. Dedi. Onu da bulma yöntemi aslında. Ya, evet diyor ki e, o Abdurrahmanlar okudu geçen sabah. Bu sabah değil de önceki sabah Osmanlıca'da. Asi ahir zaman demişsin sen demiş. O ahir zaman diyor uzun bir süredir biz bir şeyindeyiz diyor. Mukaddemesindeyiz. Evet. Yani tamam o ahir zaman. İnsan sormaz mı ahir zaman hakkında ne kadar hadis var. Acaba o zaman zamanda mıyız ya? Risale'ye geçiyor. Ahmet Feyzabi abi tarihçe de söylüyor. Yani savcıya söylüyor. Sen niye nurcu oldun diyor. Ben diyor hadis şerifler var diyor. Akır zamanda şöyle olacak. Can gelecek Acaba böyle bir zamanda mı? Sorular sordum diyor. Sorularımın cevaplarını diyor. buldum. Onun için de ben nurcu oldum diyor. Savcıya diyor bunu. Acaba ben onun içinde miyim? Bu ateşin içinde miyim? Sonra çatılarına kadar diyor ateşler yükseldi diyor şey yaptı diyor kızı Rusya'dan çıkan kılcımlardan çatılarımıza ulaşan falan. Arkadaşlar acayip bir şey ya. bu Ben bu bunlardan ben çıktım. Allah Allah bu niye insanlar Risale-i emret vermiyor? Zamanı tanıyamıyor diyor. Zamanı niye tanımıyor? Hayatına soru soramıyor. Tefsirler soru sorularak oluyor ortaya çıkıyor. Soru sormayana cevap gelmiyor. Yok ki. derdim der, derdin yok ki derman gelsin. Oradan geçiyorduk. Etsane vardı. Hangimizin ilgisini çekiyor? niye çeksin ya? İlacım ihtiyacım yok ki. Başım ağrısa acaba aspirin var mı diyorum ya. Yani. Baş ağrması sorudur. Eczane dini çalmak cevaptır. Sorudur yani soru. Allah sana soru sorduruyor. Dertler sorudur. Hastalıklar sorudur. Musibetler sorudur. Dermanlar güçlendirir. Cevaptır. Ce Celal tecellileri sorudur. Cemal cevaptır. Psikoloji çıkmazlardan hayatına ve kendine sorular sorarak çıkarsın. Mesela psikolojik hastaların düşmesinin galip ekseriyeti... Abi özür dilerim ama siz farkında mısınız ne söylediniz ya? Hayır. Celal sorudur, Hayır. Cemal cevaptır. Hayır, evet. Normalde evet. telefoncaz diye ben düşündüm. Evet abi evet. Bir açını şey var, evet. bu bir açın ya. Ustad diyor ki lütfu, kahrın, şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Lutf kahrın. Lutuf nedir? Cemaldir. Kahir nedir? Celaldir. Celal. 24. sözün başı işte. Celal üzerinde cemalı tezahür ettiriyor. Zıtsız ol. Cemal zemininde celal. Bunu eylemde nasıl yapmış Allah gaybda? Cennet olmasa cehennem tazip etmez. Ne alakası var? Cennetin içinde şey Cehennemin içinde cennet mi var ki tazip etmeyecek? Peki cehennem olmasa diyor cennet keyif vermez. Orada cehennem mi var? Adem Aleyhisselam ise cehennemsiz cennet tehdit edilmemiş, teklif edilmemiş, ortaya konulmamış, yorumlamamış, sorgulamamış, sorusu olmamış. Adem Aleyhisselam cennete koydu, cenneti bildi mi? Bilseydi beka, be, bekaya mazar olurum diye onu yemezdi. Cennette olduğu halde cenneti bilemedi. Ve böyle olacaktık yani. İşte 24. sözün başı. Abim ona girersem ben konudan çıkacağım. Celal sorudur. Biraz önce oradan çıkarttım ben zaten. Hastalıklar, müsibetler, dertler sorudur. Ge o hastalıklar. Gelen şifalar, e seni tanımlamalar cevaptır, cemaldir. Bu ikisini fark edince arkasına geçiyorsun. Ne celalsın ne cemal kemalsın. Bak mesela insan psikolojisi niye bozuk oluyor? Hayatımıza sorduğumuz olumsuz sorulardandır. Ya hep beni mi buluyor? Ay desen. Hep beni mi bulacak ya? Hep benim buluyor? E ben bu kadar sokuyorum, bu kadar gidiyorum. Ya ben niye böyleyim? Niye hep ben böyleyim? Veya işine niye hep böylesin? Kardeşim hayatımıza sorduğumuz yanlış soruların sonucudur bir psikoloji bizi aşağı çöker diyor. Yani mesela diyelim ki ekserimizin hastalıklar var. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için sorusu yok onun. Cevap da yok. Çok rahatız. Ama bir şey yapsak mesela bir sonra cevabına bakıyorsun ki bir tuhaf oluyorsun. Hayatımızı çıkmaza sokan ona yüklediğimiz manadır ya sorulardır vehim ve vesvese sorulardan türer. Sorulardan türüyor yani. Peki bizde cevapları ne oluyor? Psikolojik sorunları da bizi çıkartan gene hayatımıza sorduğumuz doğru cevaplardır. Usta dört tane söylüyor. Doğru soru yani doğru kişi doğru yerde doğru zamanda doğru kişiye sorarsa kim kime neyi ne zaman ben bana şimdi ve bununla alakalı soruyor. O soru bazan bana merdiven olur kuyudan çıkmama. Soru merdiven olur cevap çıkacaksın sen. Sana merdiven atıyor soru sormak. Soru sorabilmen hayatına bazen dürbün olur der ustad mektubatta. Bazen ip olur. Bir tane daha söylüyor ya. Bir tane de burada takılıyor. Bir tane bir şey olur. Merdiven olur. E gözlük olur. Yani dürbün olur ip olur. Ee, 26. mektupta geçiyor. Bir tane de bir şey diyor böyle. Ha dağınıkları toplattırıyor diyor. Ona da mercek gibi toplattırıyor. O da hani da, e, teferruatlar vesaire. Mesela lubu bulmaya. Ha topla. Ha işte sırrı temsil dürbünlüğü şey? En dağınıkları topluyorsun. Bu hayatımız dağıldı ya. Ailemiz dağıldı onu da. Kardeşim toparlan. Hayatımıza doğru soru sorarsak yukarıdayız. Yanlış sorarsak dipteyiz. Çünkü peki nedir rastladığımız tesadüf yoktur. Hayata sorduğumuz soruların cevabıdır. Gazali'yi söylüyorum. Rahmetullahi aleyh. O kadar hoşuma gidiyor ki bu cümlesi. Bayılıyorum yani. Kamyonum olsa arkasına yazardım. Dünya o kadar büyük değildir. Dünya, dünyadaki hayatımız... Hayatımıza... Ve hayatımıza sorduğumuz soruların cevaplarının yankılandığı bir yerdir. Tam da beceremedim ama e, hayatımıza sorduğumuz soruların cevaplarının yankılandığı bir yerdir. Yani ne sorarsan ne sorarsan cevapları önümüze geliyor. Ben mesela bununla yattığım için öyle bir rüya gördüm bu akşam. Şimdi kalktım benim şeyim var diyorum. E şimdi oturdum. E bu ya ne alakası var sihirle aklın sihirlenmesi, sihri beyani. Lubu bulmayan ile meşgul olur. Oradaydım. Ondan sonra öyle bir zaman gelecek ki böyle kışırına, suretin hası nazar edilecek. Manası görülmeyecek diyor. Mahkemede anlatıyor. Sonra baktım Allah Allah sihri beyani. Beyanda sihir var. Yani aklı sihirleniyormuş beyanla. Ulan akıl sihirlenirse Niye vicdan sinirlenmesin? O soruyu sordum. Akıl sihirlendiğini sari söylüyor. Sonra dedim ki his de sihirleniyormuş. E, hisse de si, sihisin de çalıştığım için söylüyorum. Sihir oluyormuş hisse. Ona dedim sihire si, e, his de sihirlenirse, akıl da sihirlenirse. Ulan dedim bu vicdan şey vicde şey kalp ve ruhta sihirlenmesin. Allah Allah. Nasıl si, sihirleniyor? Sihir nedir diye oturdum. Sihir bir baktım ki istikametin ne? çıkması. Ya ifrat veya tefrit. Sihir, sihirin iki yönü varmış. İfrat olursa dışsaldır. E, tefrit olursa içseldir. Sihir. Sonra baktım. Abi oturayım dedim ya. Ülkede bir Furkan da geliyor. Abi derse mı bugünkü olacak. Dur dedim ya. Allah Allah. İhtina sırata müstakil. Oturdum dur hele neler çıkacak dedim ya. Bu, bu Aslında plan bu değildi ha bu. Bu değildi. Bir sürü yer vardı. Akşamki onu yapacaktı, şey yapacaktım. İptali his var da, ihya his var. Mesela büyük zatların gözüne bakmak, şeyine bakmak, e ondan sonra ortamdan etkilenmek, hissi iptal var da, müsbeti de var. O mesela geliyor bir tanesi de sizin hissi iptal ediyor ya, e ne demek dün akşam o şey yaptığımız gibi? Başkasını yaşıyoruz, kendimizi yaşadığımız zannediyoruz. Aynı bunun tersi de var mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hissi iptal ediyor demeyin de hissini değiştiriyor. Müsbeti de var. Hissi, iptal hissin müsbeti de var. Nedir o? Allah Resulü seyrediyorlar böyle. Tamam. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, anlaşılır, hissedilir, duygulanır daim demiyor. Allah gözükür daim. Onun zatında Cenab-ı Hakk'ın taayyum ve teşahhusunu seyrediyorlar. Böyle. Ustada da bir gün bana sirayet etti diyor. Ha? Kelam zemininde de öyle. böyle. E, hissin iptal his olduğu gibi menfisi. ihya his varmış. Hissini ihya etti diyor. Hissini ihya etti diyor. Çok tuhaf bir proje dedi mi ki yani nereden girdik bu his şeyine? Sonra işte e, o soruyu sordum yani oradan açıldı. Akıl sihirlenirse beyanla sihri beyanı e niye vicdan olmasın dedim. Bir baktım ki ooo ikinci lemada kalp sihirlenirse zikirden ve ibadetten nefretkarlarını uzaklaştırarak nefret nefret ettiriyor. Sonra zaten daha önce çalışmıştım mağdub dâlin ne demek. Ka kalbi blok olursa bakıyorsun baksana günahlar da adamı sihirliyor. Sihirliyor. Çık da göreyim hadi. Vesaire. Şimdi biraz da... Daha... Soru, soru sorma makamında akıl, dima var yani. Ekseriyetler. Sonra bunun cevabı ya akli oluyor ya vicdani, ya kalbi ya ruhi oluyor galiba. Ama bu soru sormanın dört tane farklı değil, varmış. Aklın sorusu ve cevabı farklıymış. Vicdanın sorusu farklıymış. Gördüm. O, onu biraz okuyacağız şimdi. E, kalbin sorusu da farklı. Ruhun sorusu da farklı. İşte var mı öyle? Akıvan? Evet, Var var. Gelecek. Dört, dört, şeyin Dö dört tane. Var. Dört tane. Kalbin yani durur. Soru soruyor. Vicdane sordum ki diyor. Hmm. Ruhen sordum ki. Ruhuna sordum diyor. Kalbim sual etti. Evet kalbim sual etti ki. Ha şimdi tıpta da bulmuşlar böyle. zannediliyordu ki şimdi ne kadar sıf akıl akleder. Kalpte 40 bin hücre tespit edilmiş yeni. kalbin beyni. Zaten vardı da ama bunlar bulamamıştı. Buldu çok şükür. Bilimsel şu anda. Devam edeyim biraz. Bir iki tane de satır okuyayım keseyim. Geçeyim şeye. Soru sorabilmek cevabın yarısına sahipsin demektir. İnsanlar arasında fark hayatlarına sordukları sorulardan kaynaklanır. Psikoloji psikoloji çıkmazlardan hayatına ve kendine sorular sorarak çıkarsın. Mesela ben bu olayın altında ezilecek insan mıyım? Bir sorsana Ben bu psikoloji bunun altında ezilecek adam mıyım? Soru ama kendisi cevap. Görüyor musun? Hem susturmak, hem cevap, hem yukarıya yay gibi fırlamak. Aslında cevapla soruyu şöyle bir misal vurmuştum da belki gelme sıra. Soru sormak yaya ayaklamaktır. Cevap soru o yayın arasındaki boşluktur. Soru sorsun diye cevap nedir? O boşlukların kapanıp seni basınçla dışarı fırlatmasıdır. Cevaptır o fırlatmak. Soru sormak yaylar var ya yay yaylarsını. Boşlukmuş ona sahip olmak. İrfan. Soru sormak, yaylar arasındaki yaylar arasındaki boşluğu kapatmak, o boşluğa sahip olmak. O niçin boş? Çünkü orada bir güç var. Gözükmeyen bir güç var. Onu ben nasıl elde ederim? Atlarım üzerine. O boşluğu kapattım. Sen misin? Peki ortaya çıkan güç ne oldu? Şu boşluğu, yayları böyle tutan nedir? Güçtür. Ben bu gücü burada gözükmüyor ama duruyor. Kapattım. Yani yayın üzerine yuvarlak yani Sıçradım oturdum. Bir tahta koy. Oturdum üzerine. Hop oturdum. Beni ne yapar? Fırlatır. Nasıl fırlatır? Şu arasında olan boşluklardaki gücün ben kapattım aldım. Cevap nedir? Top buradaki, buradaki, buradakinin boşluğu yani boşluğunda olan gücü kadar beni fırlatacaktır. O zaman soru sormak o boşlukları kapatmaktır. Cevap beni attığı fırlattığı kadardır. Soru sormak yazının arasındaki boşluklardır. Cevap ise muayyenleşen harflerdir. Soru sormak o kadar mühim ki. Şimdi ne demek? Eğer bu boşluklar olmasa yazı olmaz. Yazdıkları Yazıları gösteren harflerin arasındaki boşluklardır. Boşluk sanki boş zannediyoruz. Oysa varlığı tanımlıyor. ...harflerin arasındaki boşluk gibi. Soru sorabilmek... ...harfleri ortaya çıkaran boşluk gibidir. Mesela bilgisayarda vardı böyle... ...yazı yazdık... ...öyle kağıt... ...bir program vardı. Kim gösterdi bana? Bastı. O sayfa komple siyah yaptı. O ara boşluklarda da gitti. Harfler de gitti. Sip siyah bir sütun Hiçbir şey ifade etmedi. Onu boya dedik. Boyadı. Harfler ne oldu? Yok oldu. Bak... Var Adem'e gitti. Böyle dedi. Bir tane bilgisayarcı da böyle buldu. Nasıl vücut Adem'e gider? Sen dedim adam bulmuş beni aramış. Ben bilgisayar yazılımcıyım dedi. E sen şey burada mı? Be, Erdinç. Aynı şöyle dedi. Ya ben dedi şöyle dedi vücut nasıl Adem'e gider? Lan ne bulmuş görüyor musun adama? Yazılar çizdi. Abi görüyor musun dedi. Gir dedi girdim. Kendisi endeks girdi. Allah al evet tamam bu yazı. Abi dedi bu vücut mu vücut? Bellilendi tamam. Şimdi bu ara boşluklar sen Adem dedim. Ben oradan yola çıktım. Ben dedi o harflerin yazılışı siyah. Zemini siyah yaptım. O boşlukları ortadan kaldırınca yazı da yok oldu. Var ne oldu? Yok oldu. Vücut böyle Adem yok oldu. Onun için vücudu tanımlayan Adem'dir. Adem'i kaldırırsanız vücut yoktur. Adem nedir o zaman? ...hafleri belirten, muayenleştiren, tanımlayan arasındaki boşluk gibidir. Var ama şey, boşluk yok ama öyle bir yok ki varı var eden bir yok boşluk yokluk. Varın zemini. zemini. Vücud ilmiye perde, perde olmuş bir unvandır. Evet. Celal da böyle abiler. Şey bilgisayardaki bir sıfır da aynı mantıkta ya. Yazılım koduna girdiğin zaman bir ve sıfırlardan oluşuyor. Sıfır aslında eylemsizlik. Oradaki entegredeki akımın geçmeme hali. Geçme hali bir, geçme hali sıfır. O geçme mahaliyle beraber bütün ikilik sistem ortaya çıkıyor. Dün yani. geçtiğine bak. Çok tuhaf. Oysa bir, 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 sıfır, 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 bir. Ama ben burada ekranda film seyrediyorum. Belgesel seyrediyorum. Son şeyim ben bu olayın bak psikoloji e, sıkıntıdan çıkmanın bir en büyük şeyi etkenleri etkileyeni soru sormak doğru soru sormak mesela sorayım ben bu bu olayın altında ezilecek insan mıyım hmm. cevap aslında değilim demektir gibi Menfisi de şöyle olur Ali niye hep ben ya Rabbi evet maalesef duydum niye hep ben ya Rabbi hep beni niye buldu? Mesela bizim köyde derler. Ölüm kıt oldu, kıt buna. Başka bir yerde isyanda gördüm. Cenazede konuşacaktım. Çekip gittim o kadının sesini. Çekip gittim. İnmedim bile arabadan. Cevap çıktı. Ben hasta ol, olma, olmamak için bütün şeylerimle var. işte sadaka verdiğim, zekat verdim. Kitap. Niye gene? Ne İşte bu da bir soru. Ben niye başarılı olamıyorum? Bu da olumsuz. Diye soru sorup müsbet cevap bekleme hakkın yoktur. Böyle soruların cevapları müsbet değildir. Peki cevaplar nedir Gazali der? Soruların cinsindendir. Niye hep beni buldun bunlar? Niye hep beni buluyorsun ya Rabbi? Nin sorunun altında Allah sana güzel bir hal mi verecek? Böyle bir adet ola istemiyor. Ee, sorular itici güç gibidir. Burada duruyorum. Mesela son ölüm korkusunu da söyleyeyim. Ölüm korkusu olana bana gelmişti. Bu özel getirdiler. Ölüm korkusu var. Devamlı onunla yaşıyor. Böyle bir sendroma girmiş. Ölüm korkusu olana şunu sormuştum. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Dedim ki sen sırf bedenle ibaret miydin şimdiye kadar? Sen derken ben öleceğim derken neyi kastediyorsun diye sordum. Yani onu kuyudan çıkartmak için ben derken bedeni mi kastediyorsun? Neyi kastediyorsun? Ben derken onu sordum. Ben derken kendini mi kastediyorsun? Yani sorularım onu kuyudan çıkmasına merdiven olmuştu. Mesela e, dedim ki ölüm sırf sana mıdır? Genel midir? Peki e, ölüm sen dedim dinden hissen var. Kurs hocası ha. Sen e, rahmetim gadabımı açmıştır. Gadab bu kadarsa rahmet evrenseldir, kuşatıcıdır. Meft esmadır. Dedim ki subuti ve zatı sıfattan meft var mıdır dedim. Soru sor. Say dedim, hocasın. E, subuti sıfatta meft var mı? Hay var, meft yok. Zatı sıfatta yok zaten. O zaman hay mefti kuşatmıştır, kapsamıştır. Aşkındır ona. Meft bu kadarsa hay geneldir. O zaman meftin burada ne işi var? Hayatın mertebesini mertebelendirmek için var. Mesela rahmetim gadabımı aşmıştır. Ne demek? Gadab bu kadarsa rahmet aşmıştır. Peki bunu hayata taşıyayım. Ben de nasıl olacak sorusunu sordum. Dedi ki gadabımı aşmış rahmetimse ben nasıl öleceğim? Şunla öleceğim. Rahmetine göre öleceğim. Nasıl hesap vereceğim? Rahmetine göre. Gadabına göre değil. Niye sen buraya pergeli koyuyorsun? Eğer buraya koyarsan kuyuya. Buraya koyarsan anladınız mı burayı? Buraya koyarsan dışarıdasın, kuyunun dışındasın. Mevt hayatın ademi. Evet, mevt hayatın yani ademi yani hayatın meratiplerinin çıkması için ne, ve camidat bu da hayattan yaratılmıştır. Camidat bitkilerde de hayattan yaratılmıştır. Ee, hayvanlarda, cinlerde, meleklerde, insan meratibi hayat beştir. Ana temadır ama içerisi sonsuzdur. Onun içerisinde meft olduğu için hayatı tanımlattırıyor. Mesela hayvanın ruhu bizim ruhumuzdadır ama bizim özelliklerimizin mefti var orada. Evet şimdi geliyoruz sayfayı açıyorsunuz. Böylelikle ısındık. İyi ısındık ama. Kastamonu 175 diyor. 283. Ama defteri açtınız. Bu lemaatta 744 ile şey 741 ile 744 arasında geçen bir yer. Kastamonu'da niye vardır diye usta da soru sordum. Bu lematın ne işi var dedim buraya. Ondan sonra bak bakalım neler çıkacak. Ne işi vardır, abi? Evet. Ne işi var sizce lematın Kastamonu'da? Kadın olsun diye belki. Kad <laughs> Harika işte. Bak mühendis kafası budur. Harika. Evet. <laughs> Abiler oraya koyduğu miktar farkında mısınız? lematın hepsini koymamış. İstikamet koymuş. İhtine sıratel mustakim. Ayetinin tefsiridir. Kastamonu onu ihtine sıratel mustakim De ondan dedi. Mesela oradan çıkartıyorum. Kastam ne işe yarar, yarar okursak? Aldım kitabı. Ne işime yarar ben bunu okursam? Sonuç ne olur? Neyi elde edeceğim? Hani kitapçıya sorarız ve hocama sorarız. Tıpta tıptasın vesaire mühendisler. Hocam hangi kitabı tavsiye edersin? Adam biliyor. Bir de ben ömür vermeyeyim. Kastamonu dışsal hayatımızı de deme git gitme istikamet veriyor. Ha o zaman lemaattan istikametle alakalı almış. Peki o yetmiyor mu? Hayır. Enfusi istikamet. Lemaat kastam da olması enfusi istikamet veriyor. Ne hangi istikamet? E, akla fikir vicdana his, kalbe duygu, ruha latifelerimizi istikametine koyuyor. Sonunda da diyor ki ihtina sıratel mustakim, amin deriz diyor gideriz. Seni de Allah ısmarladır der. Dünkü ders hatırladınız mı? Oraya niye koydun usta diye Süleyman sordum. Öyle aldım. Şimdilik. Ama bu mu? Hayır haşa. Öyle anladım. Mutlaka sizin üreten kafanız başka güzel şeyler de bulacaktır. En büyük cinayet bu budur demektir. Hayır. Bu budur değil. Ben şimdilik böyle anladım. Doğrusu bulunana kadar bu, demi, benim doğrum bu. Ee, i̇ştihayı kabartır, hevesi teşcih eder, his daha söz dinlemez. Tamam. Sonra neler buldun bak. Hissimel, her bir organın bak abiler fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, tahayyülün, tasavvurun, takulun, tasdikin. Duyguların, hislerin, şefkatin, muhabbetin, adavetin, öfkenin ne aklınıza geliyorsa itsel. Hepsinin dört sıfatını varmış. Vücutları var, hayatları var, kendilerine uygun akılları var ve şuurları var. Ne yaptıklarını biliyorlar. Şu bak his laf dinlemezmiş diyor usta. Demek ki dinliyor da. His, his de dinliyor biliyor musun? Yani hissin müstakil aklı var. Hafızası var. Aa, ka kalbin yoktu aklı. Nasıl varmış bak. İç alemde mesela aklın aklı var. Diyor, bak kalpler ne diyor? Kalpler. Bak kalplerindeki akıllar, akılları diyor. Ya 1400 sene önce denilir mi bu ya? Şimdi bu bulunuyor ya. Yani. Bir insan buna nasıl şey yapar ya? Muktedir olur. Gene soktu beni peygamber oraya sokmayın beni. Etkileniyorum çok vallahi ya. Ya bu nasıl olur ya? Ya ben de insanım da hani Allah'a yakıştırırım Allah der. Ve çok rahat olurum Allah vermekte çok rahatlanıyorum. Tamam Allah yapar ya. Ne Allah? Allah Kur'an'ı çıkartması normal ben hiç şaşırmıyorum. Ama o da sizin gibi bir insandı dediği zaman insan garip değil ki tanıyorum da insanın ortalama nedir? İnsanın çapı belli. Hadi benim on katı yüz katı bin katım olsun. Ama sizin gibi insandır. Ya bir insan böyle bir şey muvaffak olamaz ya. Ama oldu olamaz. Olduysa Allah resul olması lazım. Destek alması lazım. Olamaz vallahi ya. Bütün zarratımla söylüyorum. Hepinizin amına. Allah'a mesele ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi selatü selatımızı ulaştır ona. Oh iyi ki var. İştihayı kabartır. Hevesi teşcih eder. His daha söz dinlemez. Hem hatta Uzun şeyini almadım. Ee, şimdi Görüyorsunuz değil mi? Gördünüz. Görim ha tamam. Ben de rahat edeyim. Mefhumu muhalifi ile. <tülye> Bak bir mana da şu. Hasan bir eee ceceli veya diğer şeyde bir tefsir de var. Normal anlatılanlar var. Bir de mefhumu muhalifi ile. <tülye> mesela budur dedi. Değildir nedir mesela? Mesela ben lisalımı şöyle bir de anlıyorum. E, bu nedir ya? Baktım anlayamıyorum. E, ne değildir diye sordum. O zaman çok güzel cevaplar oluyor. ya. He. His söz dinlemez den mefumu muhalifi demek his söz dinliyor. He. O zaman mefhumu muhalifi ile his dinliyor sözü, sözü dinliyor. Hissi vasata getirmesi için içinde ne varsa söz dinliyor veya dinlemiyor. Yani. Hissin içinde ne varsa nasıl bir sistem varsa söz dinliyorlar. Söze his his değil. His senin hissin, benim ismim değil. Söylediğim sözü ya dinliyor ya dinlemiyor. Yani sıf akıl dinliyor zannediyoruz. Oysa direkt dinliyor. Benim sözümü hissin ya dinler ya da dinlemez. Dinlemeyebiliyor. Kendi kafasına göre takılabiliyor. His şeyi benzetiyorum böyle. Karar verdi şu dozer gidiyor ya. Gor 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 gor. Palette gidiyor. Tuttun geri çekiyorsun. Dinler mi seni? Hiç söz dinlemez bu demek. Eğer rayına e çıktı, ok çıktı mı? Yani bazılar der ya. abi ben iki bir karar değiştiriyorum. Kardeşim karar değiştirmiyorsun. Kararını sorgu. Karar değil bu. Bu düşüncedir. Oku yerden çektin. Şu nişanı aldım. Bu düşüncedir. Hayır. 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 Karar şudur. Gönderdin mi ok. Onun adı karardır. Karar değişmez. Sen karar değiştirmiyorsun. Düşünceni değiştiriyorsun. Onun için psikolojini bozma. Karar, Ben kararsızım diye. Düşünce çeşitliliğim var. Sen tezleme yapamıyorsun. Hissin karşısına fikirle çıkarsanız fikir onu şey yapamaz. A, yani. Durduramaz. Yani Hissin mukabiline hissi çevirecek hissi konuşma. Yani Ben kendi alemimde çok düştüğüm bir şeydi de. Benim çok yani birisine anlatarak ben fikri izahlarla onu düzelteceğim ya da yolu ama o adam his his seviyesinde ya da o hissi bir problemi var. Ben fikirle, mantıkla, yakalı akli izahlarla bir şey anlatacağımı zannediyorum ama olmuyor. Sen de hissi yandırmaya çalışıyorsun. Aslında işte evet, ben hissi his lazım. Yani ben fikri gidiyorum. Diyorum ki izah ediyorum. Yani fikri de o da karşı evet, tezler buluyor dev. O da karşı fikirler geliştiriyor. Yani çünkü oradakiye dokunamadığın zaman tesir edemiyorsun. His his sözü dinlemiyor. O dediğiniz gibi gidiyor zaten yani sen onun fikir. dozel gibi karşısına çıkamazsın. Mesela benim bir tane şeyim vardı akraba. Ne kadar şey de söylesem eee blaftin namaz söylüyordum, şunu söylüyordum, onu yapıyordum. Olmuyor. Çünkü hissi çok kuvvetliydi. Bir gün tabii bu sır ya. Aklın karşısına, aklı çıkarsanız muvaffak olursunuz. Ama hissin karşısına aklı çıkarsanız dozer misal, on misal, on için verdim. Durduramazsınız. Hissin karşısına hissi, latifen karşısına latife, duygunun karşısına duyguyu çıkartacaksın. Bak Nasıl yapayım? <coughs> yani yapayım diye değil, tevafuk etti. Dedim ki, e, beni dedim e, karşıya geçmiştim. Beni dedim saunada da randevum var. Beni götür. Ha ben de gelmişken ben de gireyim dedi ya. Tamam. İyi dedim. Ben hiç düşünmemiştim bu sonucu. Ama çok konuştuk namaz kılmıyor. Ondan sonra şimdi şey gittik saunaya. Ter atmaya başladı. Ya bu nasıl bir yer ya? Çıkalım mı? Yok yok. Niye dedi ya darlanmadın dedi ki hoca darlanmadı ya dedim cehennemi ya cehennem böyle olmaz dedi ya. Ve nasıl yani dedim böyle daha ne diş ya Allah yapmaz dedi ya. Dur dedim. Eee cennette de, şey cehennemde cennet varmış dedim. Yoksa e, bak şimdi cehennemde cennet olmasa cehennem tazip etmez bedi zaman diyor dedim. Herkes de dinliyor sonra da. Nasıl yani dedim. Bak dedim. Cehennemi cehennem yapan cennetmiş. Mesela bu saunayı sauna yapan nedir biliyor musun dedim. Dehşet yapan. Orada ortada biliyorsunuz bir tane kutu var böyle. Taşlar var. Bir, biraz da su var. Bu su dedim cennettir, hayattır. Su Allah diyor ki bütün canlıları sudan yarattım. Bu sıcaklık da e, hayatları yok eden. Bak dedim o taşa bir boşalttım. Hu daha kıyamet. Aha bak cehennemimizi şiddetlendirdi cennet. Cennet sudur, ateş cehennemdir. Aha cennet olmasa cehennem tazip etmez. Onu attım içine. Atınca daha şiddetlendi. Şimdi hissine karşı çıkan Ondan sonra tabii ben çıkıyorum dedi ya. Çıkıyorum dedi. Çıktı. Baktım hiç durumu iyi değil. Öyle. Dedim e, sonra bu arşu dedi ki ya dedi aslında namaza başlamak lazım dedi de bir yerde başlamak gerekiyor dedi. <laughs> Hiç unutmuyorum. Olan günlerce canım çıktı lan sana. Ha, ama öyle şey oldu ki o ondan sonra dedi ki ya herhalde dedi burada başlayayım dedi hoca dedi ya. <gülüyor> 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 Yok ama ee, onu anlattım. Ee, benim de şey olsun. Hani hep Risale okuyoruz ya. Cemal ile Cemal, Cemal ile Cemal'i, de cemali. Yani, e, içinde tezahür ettiriyor. Yani cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa da cennet keyif vermez. Nasıl olacak? E, cehennem sıcak. E, nasıl sıcağı sıcağı arttıracaksın? İçine buhar koydum. Su hayat. Cennetin cennettir misal. O taşın, sıcak taşın içine su koy. Suyu döktüm. Cenneti döktüm. Su nereye döndü? Cehenneme döndü. Cehennemi artırdı. Şiddeti artırdı. Saunayı kudurttu yani. Daha şey yaptı. basınçlar çoğaldı şeyin e, santimetre kareye arttırdı. Ben ne bileyim bu sonucu verecek ya dedi bir yerde maçta ya böyle dedi olamaz dedi bak şimdi. Dedim ya cehennem Allah Allah böyleyse dedim ya ki böyle de değil. Nasıl yani böyle olmaz tabii dedi Allah yapmaz dedi. Dedim daha beterdi çünkü ne göz görmüşler. Ya yapmaz diye Ondan sonra dedi ki ya bir yerden başlamak lazımdı zaten dedi de bugün başlayalım dedi. Şimdi çıkınca dedi hemen karşıda cami var dedi hemen namaza başlayalım. Ne oldu? El çek takoz koy. Ha, his, hissin karşısına his çıktı diye örnek ver. Orada kendi içinde celal e, cemal şeyler var ya onu bir soru sormuş oldu. öyle değil mi? Evet soru sordum. Abi dedim ki bütün ayette diyor ki bütün canlıları sudan yarattım ama ateşte hayatları azap veriyor, yok ediyor. Görüyor musun dedim. Bediüzzaman diyor ki dedim, cennet olmasa cehennem tazip etmez. Hatırıma geldi. Yani dedim burada kuru kuru sıca şey, fazla şey yoktu. Girip çıkan buhar gitmişti. Kimse de koymadı, hatırına gelmedi. Böyle bir şey var, Öyle rahat. Buharı döktüğüm zaman şeye, suyu dökünce buhara dönüştü. Buhar dönüşe çıldırttı adamlar herkesi. O da bir tane de vardı. Ya kardeşim niye döktün ya dedi ya. Of dayanılmaz oldu ya dedi. Şiddeti arttı. Oran şiddeti arttı. Nesi dokundu? Fikir mi şimdi bu? His. Dokundu. Yani aklı değil. Aklı çalışmıyor şimdi. Tamamen his devrede. Şimdi dozen karşısına dozeri koyduk. Dozer gar gar gar. O da gur gur gur. Gar 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 gur gur, gur durdurdu. Palet palette. Sıfırlandı. Daha önce fikir koymuştuk. Demek ki mefhumu muhalifi ile his söz dinlemesi için Karşısına his çıkması lazım. Farklı bir his. Cemal'la celali. Hastalıklar, müsibetler, dertler celali bir histir. Efendim? Ne? Şimdi, e, kişinin vicdanına hitap etmek demek onun hissine e, dokunmak. dokunmak bir tarafı. Vicdan dört unsurdur. Bir, iradesine, zihnine, hissine, latife-i herhangi birisine dokunmak. Dördünü bütünsel dokunmak olursa menfi veya müsbet şuurdur. Gelecek zaten. Kulağımın Şu... Nur, mı? Evet, direkt yapıyor. Direkt. Çünkü niye? Ee, kulak direkt kalbe bağlı. Diğer duyu organı. E, duygular ayrıdır, duyu ayrıdır. Ha? Yani kulak duygu değildir, <laughs> duyu organıdır. <laughs> Risale-i Nur direkt kalbe vuruyor. Mesela bir tanesini sana söyleyeyim. Sahada ee, Irak'ta bizzat komutan var böyle komutanı. Kendisi diyor ki ben Ankara'da oturuyorum. Risale'nin dersleri gitsem uyurum. Okusam da okuyamam. Şimdi bu dağdayız dedi. Abi dedi okudukça ağlıyorum. Artık bu dağdan çıkmak istemiyorum dedi. Külliyatı keşke burada bitirsem. Ama her an şehit olacak ha. Yanındaki olmuş. Sekiz tanesi olmuş. Ama nasıl okuyor? Abi okuyor. Ben de psikolojik hasta mıyım diye onu şey yapıyor. Olmaz. Olamaz. Niçin söyledim? His aktif olan bir ortam. Okudukça kemiğine giriyor Risale-i Nur. Direkt aşağıya gidiyor. Akıl makıl devre dışı yapmış. Her an şehit olacak bir insanın risale okuması nasıl olur? Acayip oluyor. Ondan sonra öyle bir şeyler de yazdı ki ben onu sorusunu anlamam imkansız. Ona nasıl cevap vereyim ya? Hissin derinliklerinde sorular soruyor bana. Hastayken hastalar Risalesi okuma. Ya gibi. Ya de hissi vasata gelmesi için içine ne varsa söz dinliyor veya dinlemiyor. Demek his şu urlu zemin. Zaten şöyle geçiyor abiler. Geldim kapıya. Geldim. Ya. Geldim. 506 sözlerde diyor ki işaret da var. O âli düşünerek, tefekkür ederek, hissederek âlemi gayba kapısını çalıyorsun. i̇ade ziyaret. Ettiğini nasıl anlarız? Şeyde vardı. E, şiar-ı raz. Dün biraz şey yaptım. de Demek sırat-ı müstakimden Kastamonu'ya niye koymuş diye zaten söylüyor. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse o derece, o nispeten şu hale tesir eder. Vicdanı bağırttırır. Şimdi şiar-ı raz e, ne demek? Sırların alametleri, şairi şairleri, ifadeleri, şair İslamiye teşettür olur, ezan olur, mezar taşları olur vesaire. Ş şiar şiar raz yani ga alemi gaybın bak alemi gaybın e, biz tefekkürle, hisle, duyguyla dört tane. Tefekkürle Davut bir, tefekkürle iki, vicdani hisle. Üç, kalbi duyguyla. Dört, ruhsal latife ile. Bütünselle gaybı zorluyoruz. Gayb bize cevap veriyor. O gaybın cevap vermesi bizzat kendisi değil. O alemlerin alameti. Şiar. Nedir o? O alemlerin iadi ziyaret edip bizdeki tayin etmiş haline şuur. Şuur bizdeki taayyum ve teşahhus etmiş haline şuur. Bizzat o gayb değildir, şiarıdır. Yani bizzat mezar taşı İslam değildir, İslam'ın kokusudur. Şairidir, yani şairidir. Şair sestir, surettir, manadır, e, kelamdır. Burada da hani şair örnek verirken simgesel şey ezandı, taştı, cami minnesi. böyle örnek veriyoruz ama Esas da orada vicdani his ve vicdanın seni yapılandırmasından bahsediyor. O da şey ayrıdır. Çünkü başta diyor mesela onu siz tefekkür olarak tarif ettiniz. Düşünmesi, düşünmekse deşmektir. Hani nahnüde eneyi delmek diye bir, de bir kavram var. Hı hı. Hani elsanın enelere dönmesi var. Gaye hayal olmazsa elsan enelere döner. Eneye döndüğünde oldu? Kendi çekirdeğinde karanlık noktasında hapsoldu. Ama düşünmekle onu deşip evet. Gayet. Evet. Şur burada ne çıktı karşımıza? Yeni bir tanımlama, yeni bir tespit çıktı. Ee, i̇çsel sistemle ötelere verilen sorular, ötelere sorulan sorular, ustad kapı çalmak diyor ve düşünmek ise deşmekdir. Ee, ondan sonra oradan bize verilen cevaplar, o alemleri tanıdığı için, o alemi tanımladığı için bizdeki tefekkürümüze, hissimize verilen cevabın adı şiar-ı raz. Yani şuur. Okuyorum. Şiar-ı raz, lugatı söylüyorum. Sırların, sırların şiarı, sırlar. Sırları gizleyen perde demekmiş. Sırları gizleyen perde. Sırların alameti, sırların belirtileri. Bu lugat, tabir değil. Külliyatın tabiri değil. Lugat. Biz bunu şuurla şey yaptım. Bir de okudum. Bayağı çalıştım üzerine. Şöyle bir şey çıkmıştı. Geçen hafta yaptık bunu ama bir de okuyorum. Demek şuur ötelerin üstündeki perde. Yani perde derken örten anlamında zannediyoruz. Külliyatta ekseriyetle hakikatin taayyün ettiği yer. Ortaya toprak perdesi, hava perdesi, tam insan perdesi. O sinema perdesi mesela. Perde ama biz önümüze bakıyoruz sinema şöpe, şeye, perde arkamız aksediyor. Arkamız önümüze geçmiş. Ekran gibi. Ekran, ekran yani karşının. İşte diyor ki demek ki şu uğur vicdan ekranına, vitrine, televizyonuna ötelerin üstündeki, ötelerin bu vicdana aksetmesi ötelerin varlığından haberdar olan, uyanan bak ötelerden vicdana bakın ötelerden haberdar olan uyanan göz gibi kulak gibi dil gibi Şi şey şuur ötelerin vicdandaki kulak gibi göz gibi dil gibi el gibi dört tane el iradeyi gösteriyor yani buradaki şey, şuur bunu eklersin ötelerin vicdandaki, göz gibi kulak gibi dil gibi el gibi el eli gibi ha kokusu da var diyor. Çünkü koku et 3-4 tane ders yapmıştım ve şey ötelerin ötelerin şu şey Osman ötelerin vicdana verdiği e, cevaplardan ceva, ötelerin vicdandaki göz gibi ötelerin vicdana verdiği kulak gibi koku gibi, e, kelam gibi ve dokunmak gibi. Yani öteler kendisini böyle vicdanda ifade ediyor. İkinci şuur, i̇kinci şuur abi. Evet. Bu vicdandaki ikinci şuur. Musa diyor iki şuur var. Birinci şuur, diman bütünlüğü, karıştırma. O vahide işlenmiştik. Vahiy. O acayip değişik bir işlevi var o. Bir ikinci şuur. Birinci şuur, aklın bütünselliği. ikinci şuur, vicdan. O zaman bu ak, şey vicdan da zaten aklın aklıydı. Aklın yanlışlıklarını tespit eden, onu vazgeçiren bir özelliğe sahipti. O cihette his kuvvetli olduğu için aklı yönlendirebiliyor. Ee, vicdan güçlüdür akıldan. Yani uyanmış vicdan tabii. Devam ediyorum abiler. Bu şuur farkındalığın kadar aktiftir. Geçimde, şuura şuur şuur şuur. Yoksa burayı... Yok şuura geçtim böyle bir parça anekdot yapayım diye. He, yani şuuru o nasıl? Nasıl ki diyor usta düşünmek, bunu şey araya geçiştirdim. Nasıl ki düşünmek fıtratı aslını deşmektir. Yazılımını uyandırmak olduğu gibi aslında vaalleme ademen esma külleha ademe kıyamete kadar yaratılışın her şey yüklenmiştir. Yazılımı tamamdır. Fakat ilim yaparak ne oluyor? Böyle dersleri dinleyerek ilim alıyoruz zahirde. Hakikatta ne oluyor? alınanla var olanı uyandırıyoruz. Ustad da bunu tanımlamak için Allahu Alem düşünmek ise deşmektir diyor. Bu nasıl bir tabir ya? Yani toprağı kazmayla deşiyorsun. Var olanı buluyorsun. Şey yapmıyorsun Yani. Evet. Deşiyorsun. Yani gelenle düşünme. <laughs> ya bu nasıl bir şey? İmalat değilmiş ya. İma senin batında zaten kıyamete kadar her şey var. O kalpten mi veriyor? Hani kalp fiilisteydi ya Hasan abi. Akıl acaba kalpteki akıl külli ya da o kalpteki fiilistekteki şeye gidip müracaat edip içerideki şeyi mi alıyor? Adeta şöyle düşün belki de. Belki de öyledir ha. Ben varım. Kazma var. Toprak var. Çekirdek. Kazıyorsun, kazıyorsun. Ha. yani bakın ben ayrıyım. Kazma ayrı. Toprak ayrı. Çekirdek ayrı. Düşünmek ise deşmektir. Allah Allah. Ba mesela şu zahirde elde edilen surette olan ilimle batınımızı uyandırıyoruz. Aynı dersi sığra yap. Niye olmuyor? Ya da şöyle demek istiyor mu acaba abi? Her şeyi akılla çözemezsin. E, tabii canım. Yani deş, deş, deş ki burasın e, yani? Tabii canım. O kesin. Yani menfi manada. <laughs> evet. Müsbet olarak. Her şeyi verir. çözemezsin. Hayır, e, Müsbet de de düşünmek zahirde üretmek gibi gözükürken aslında batını uyandırmak, üstünü açmak olduğu gibi şuur da, şuur da ötelerin insandaki iadeyi ziyaretidir, varlıkların belirtileridir, şiarlarıdır, alametleridir. O da öteler deyince gayb. Gayb alemleri. Vicdan haricindeki bir gayb. Tabii tabii. Aa, ee, o zaman düşünmek buradan, işte son cümlem, düşünmek buradan öteye kapı çalmaktır. Ee, çalan çalan kim? Aklın fikri, vicdanın hissi, kalbin duygusu, ruhun latifesi. Düşünmek buradan öteye kapı çalmaktır. Şuur ise oradan bu dört birime, dimağa, vicdana, kalbe, ruha verdiği cevabın adı bütünselliğidir. Şuur. Şimdi gene geçiyorum o şeyimize. Ee, şuur söz dinler veya dinlemez. Özelliğine sahip. His daha söz dinlemez dediğine göre dinler tarafı da var. O zaman demek ki his şuur, şuurludur. Yani mesela topraktan bu çıkıyor. Tamam bu çıkıyor. Şimdi diyor ki bu zahirde bizim bildiğimiz şuuru yok. Bitki şuuru yoksa, hissi yoksa bitkinin niye İslam hukukunda baltanızı ormandan girdiğiniz zaman e, ağzını sarın diyor. Aslında abi şöyle bir soru sorabiliriz. Yani anladın değil mi bunu? <laughs> baltanın diyor, baltanın ağzını şey yap. Demek ki o ağaçların bir hissi var. Aslında abi, his, ben, his benim dünyamı şekillendirmeyecek mi? Hani vicdanı bir his bunu yapması gerekiyor. Benim üretimim değil. O zaman kendi bir şuuru olması lazım. Ama benim kendi fikrimden, duygumdan his zannettiğim var ya. Hissi his zannediyoruz. Hissin şuuru var. O farklı. Hissin harbiler dört tane şey var. Her şeyin. Hissin, düşüncenin, malumatın, vicdanın, latifenin, duygunun, şefkatin, muhabbetin, adavetin vücudu var. Hayatı var, ruhu var, şuuru var. Hepsinde. Mustakildir. Bütün selliye getirirsek o kadar şey oluruz. şuurlu Şuurlu oluruz. Bir daha. Hissin de aklı var. Aklı derken bizim bildiğimiz akıl değil. Aklı var. Düşünüyor. Tanıyor. Hafızası var. Mazi ile ilişkilendirebiliyor. Tepki verebiliyor his. Ee, his söz dinliyor. Dinleyebilmesi için dinlemeyecek tarafı da olması lazım. Elestu bir rabbikum. Dendiği zaman kabul edip reddetme red özelliğimiz yoksa teklif edilir mi? Teklif ma man mantıksız olur. Demek ki teklif edilmesi demek sen bunu kabul veya red edebilecek donanıma sahipsin demektir. His söz dinliyor. Dinlemeyi biliyor. Ha o zaman söz dinleyen dinlemeyen bir sistemi var bu adamın. Kim bu ad Ha kendi içinde bir şuuru var bir yapılan aklı var ya. Çok acayip. Çünkü, mesela ruhlara sordu ya Cenab-ı Hak elestü bir rabbikum kalu bela dediler bazıları. E peki red etme özelliği yoksa mantıksız olmaz mı sana teklif edilmesi? Yani kabul edip red etme sistemin yoksa teklif edilemez. Teklif sen bunun cevabına haizsin veya reddine de haitsin. Peki kabul edenler kim oldu? İrade sahibi oldu. Red edenler ihtiyar sahibi oldu. Yeryüzüne böyle indi. Biz zaten karar vermiştik elestü bi rabbikum kalu bela diyen irade oldu. Reddeden ihtiyar oldu. Kahveyi de içen beden oldu. Abi buna akıl mı demek lazım yoksa muhakeme, zeka, histeki ne? Muhakeme, zeka gibi özellikler mi yoksa aklın bütünü? Bütünü. Bütünü. Ve bu aklın kararı hani Risale-i <laughs> Nenfusi dersi meşgul olmayanlar İhtiyar varken irade ne var? İrade varken ne ihtiyar var? Cüz ihtiyar. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Enfusi çalışırsan gözükür külliyatta bu. Ha, o kalu belayı reddeden reddedince ihtiyardır. Hazır zamana muhtela oldu. Kabul edenler irade sahibidir. İrade. Şimdi devam ediyorum. Yoğun bir mana var ya. Çok acayip bir şey. Siz de hissediyorsunuzdur bir tuhaflık var ama bilmiyorum. Yani gelmedi. Ha? Gelmedi. Ya, gelmedi. <laughs> Aslında e, fırından çıkıp uykun gelmen lazım değil mi? Yok rahatladım. Artık gece çalışmıyorum ya. Öyle mi? Gelmiyor. Ha çok iyi. Belki de onlara zor olmuş. Çok olmuş. güzel. Histe her şeyin mümbitlenmesi var. Histe her şeyin canlandığı yerdir. Yani dedik ya böyle misal. E, dış dünyada Toprak nasıl biber yetişiyor, kavun yetişiyor, zıt. Beyaz gül var, siyah gül var. Yani toprak neyse dış dünyada, iç âli ale mana aleminin zemini histir. Mana aleminin toprağı histir. Şimdi sev sevgili kardeşim, cansız topraktan canlı bitki çıkacak da maneviyat histe dirilecek, his bundan hissedar olmayacak. Bu, bu topraktan çıktığı zaman toprak bunu hissedar oluyor. Usta diyor ki kabiliyetleri gelişiyor. Yazılımları farklı oluyor. Mesela diyelim ki vücutta vazife yapan hücreler. Bu diyor oraya gidiyor, oraya gidiyor. Oradan sıfatlanıyor, oradan da sıfatlanıyor. En son, en öz dima gidiyor, akla gidiyor. En kutsilleşme oraya gidiyormuş. Oraya gidiyor. Kalpte vazife yapan hücreyle tırnakta vazife yapan hücre aynı sıfat aiz olamaz. İkisinde de DNA var ama aynı olamaz. Daha latifeleşiyor. Latif oluyor yani. Ee, his de bir daha şu toprakta çıktı ya. Toprağın bir şu anda bilmiyoruz. Hayır. Bu hafızasında tanıyor. Üzerine çıkanı. Cansız topraktan canlı bitki çıkacak. Histen his, çık his, his, çıkacak. hissin hissesi olmayacak. Orada çıkan da haberdar olmayacak. Olamaz. His de dirilenler histe hissedar oluyor. Zaten histe ortaya çıkanın hissedar olmasından biz hissedardır diyoruz. His nedir? Orada dirilenlere sahip olmak. His de her şey mümbitlenmesi, dirilmesi var. Her şey içsel alemde burada diriliyorsa, enfusi ise, o zaman burası nasıl şuursuz olur? Hisler şuurlu. E nasıl ki e, o şuur çıktığı yer, çıktığı kaynak şuursuz. Yani iç alemde cansız bir şey diyebilir misin ya? İçeride cansız bir şey yok abiler. Enfus alemde camit yok, şuursuz bir şey yok, hayatsız bir şey yok. İç alem ya. Enfus sistem. Yani mesela iç organlardan ölü olur mu ya? Hepsi hayattı gibi. Ama enfus alemde hiçbirisi şuursuz olamaz. Gaybın şahadette yaşanma halidir enfusi ya. Enfus öyle fazla şey değil abiler. Enfus ne demek? Gaybın şahadette yaşanma halidir. Enfusi demek. Bir daha yazan olursa. Gaybın şahadette yaşanma halidir. Enfus hali. Cem etme. cem etme. Cem edip yaşanma hali ama. Cem mu Yaşanma olması lazım. Evet. Baksana Kastamonu 100, 176'da diyor ki bir hüznü muştakaneye bir hissi ulvi verir. Ya hissin şey de var ha hüzünleniyor, duygulanıyor, heyecanlanıyor, ağlıyor his. Bak 176 kastamda diyor ki bir hüznü muştakane bir hissi ulvi verir. Ulvi his. Sufli de var. akli var. cahil his de var. Şimdi buradan ne anladık? manevi değerlerinde mübit. Yani maneviyatı da inkişaf ettiriyor. His. Maneviyatlar da şuurlarda da mümbitleniyor. Şuurda. His kendisi şuurlu zemin bir de buraya şuurlu maneviyatlar diriliyorlar. Bir de kendisi şuurlu. Şehis. His öyle bir zemin ki şuurlu. Bak vücudu var. Haşa tabii ki mahluktur. Vücudu var. Hayatı var otomatik. Ee, şuuru var. Aklı var. Bir de buraya maneviyat dirilirse ne olur? Şimdi seyret şimdi. Bak bu, yarım saatten beri bunu anlat, şey gelmek için okudum. Şi his şuurludur, hayatlıdır, canlıdır, ruhludur. Şimdi bu his maneviyat atacağız. Dirilt bunu diyeceğiz. Allah'ın izniyle. Yani çekirdeği buraya atıyoruz. Niye masaya atmıyoruz? Niye çakıl atmıyoruz? Bunu çekirdeği toprağa atıyoruz. Abiler bu bunu büyüte, büyüteceğini şey yapıyoruz biliyoruz. Bak şimdi hisse de vücudu var, <laughs> hayatı var, ruhu var, şuuru var hissin. Şimdi bu böyle bir zemine maneviyat atıyoruz. Allah'a atıyoruz içine. Ahirete atıyoruz. Kur'an'ın manasını atıyoruz. Tamam Bakayım ne yapacak şimdiyiz. Ve yine Kastamonu 193'te bu deşetli ihtikardan çıkan kahtugala ve açlık ve zavret yaşamak damarını şiddetle yandırıyor. Bu yara hissiyat-ı ulviyi diniyeyi bir derece susturmaya vesile olup ehli dalalete yardım ediyor. Bitti metin görüyorsunuz zaten. Hissiyat-ı ulvi-i diniye diyor. Ha dinin ulvi hissiyatı din diriliyor. Nerede? histeşini. şimdi. Ama dinin nesi? Sureti mi değil? Ulvi his, ulvi yap, yapısı. Ulvi. Burada his de vücut buluyorsa hissiyatı diniyeyi ulviye dini hisler histe diriliyor insanın içini içi. o zaman nereye götürüyor bak He, his benim neremdeydi içimdeydi. Histe maneviyat koyarsam hisle alakası olmayan başka bir şey dirildi. Bir daha topalanın. His enfusi değil mi içim? İçim. Zahire benzemiyor. içim. His de vücudu var, ruhu var, hayatı var, şuuru var. Tamam. His his olmayan Allah, ahiret, gayb alemleri. Hissin hissi oluyor. His bana gayb. Hissin de gaybı var Allah. Şimdi o hissin içerisine de içini koyacağım. O zaman benim neyim oluyor? İçimin içinin içi. Mevlana demiş ya fi ma fi. İçimin içi. İçimdeki o. Ba bu farklı bir konuma girdi. Lütfen buraya top şey yapın. Ee, gafur, topan. His içimdedir. Tamam mı abiler? Ha, his zemindir. Ne var? Vücudu var, ruhu var, hayatı var, şuur var. Dört tane tamam. Şimdi bu his zemininde hayatlı olan, akıllı olan, ruhlu olan, şuurlu olan bu his de hisle alakası olmayan ulvi diyor. Hissiyat ulviye. Dinin ulvi yapısı, manaları, lahuti, ceberut, melekut manalarını koyduk. Hisle alakası olmayanı hisin içine koyduk. Neşin'e malandır. His benim neyimdi? İçimdi. Hissin içine koyduğumuz hissin içiydi. buradan bak içimin içi oldu. Tamam? Görül bak şimdi. İçimin içi benden bana ben diye gitmek diye Risale-i Nur diye koştum var ya. İçimin içi bak, bak bizi nereye taşıyacak? İçim his, içi ulvi dini, onun da içi Allah. Hakikatül hakayet diye bir şey oldu. Ha işte bak oraya gidiyor hakikat 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 Esma ilahiyedir. Diyor. Peki içim olan histe hissiyat vi dini dirilirse o zaman bir, bir o dini ulvi hisler uyanırsa onun adı nedir? Esmadır. Hasan abi Buyur. şeyde e, diriliyor deyince benim hemen kafam zihne gidiyor. Zihinde diriliyor diye evet. ayat-ı tekbiniye eee Buradaki fark nedir diye konuşmuştuk hatırlarsın ama ben bir cümle, iki cümle söyleyeyim. Yani sanki ona ihtiyaç var ya da bir şey çıkacak ondan bir fark çıkacak. Evet. Acaba e, o ayar tekbini, o şeyler zihinde diriliyorlar. Histe de başka bir şey mi oluyor acaba? Evet. Yani onu tam böyle yakalasak <laughs> sanki ilişkiyi de kuracağız. Şimdi e, şey e, zihin için diyor ki 13. Sözde sebha tu sebhu yu diyor ya. Kainat diriliyor. Kainat. His ise şeceri hilkat var. Ve aslında şeceri hilkat da var derken şunu tabii ki. Yani o 18 bin zihinde dirilmesi demek üstü açılıyor. Burada bu hissedar oluyor burada. Yani, yani his de dirilip hissedar oluyor. Zihinde ise zihinde ise üstü açılıyor yani ona dönüşüyoruz o aleme. Ama histe o alem burada var oluyor. Abi histe melekut var mı? Şey özür dilerim zihinde. Zihinde melekut alemi de var çünkü gayb diriliyor. için sanki zihin mülk gibi görünüyor. His melekut gibi. Yok yok. E, i̇şlevleri farklı. E, zihin için diyor ki 18.000 alem diriliyor diyor. Var diriliyor var üstü aç oluyor. İşte melekutu evet, me melekutu da geçiyor. Melekut batın eşanın batını. Gayb daha üstün Mehmet kardeşim. Şöyle olabilir mi? ayat tekmini dışarıdan ne yaptık? bir tekminiyemizle zihnimizde tekrar o ayat tekmini dirilttik. Evet. Dirilttiğimiz zaman hisse geçtiğinde o dirilttiğimizi hissedar oluyoruz, benim malım oluyor. O oluyorum evet. Yani bir Yani eğer hisse geçmezse ben ondan hissedar olamıyorum. O hissedar evet. Zaten hissin özelliği hissedar ona, ona sahip olmak. Yani o noktada bakarsan o zaman zihindeki o noktada afaki histeki enfüsi olmuş oluyor. Yani evet. senin enfüsüne hissedar etmiş oluyorsun. Antikapta. Ama aslında yani yani de bir parça böyle bir şey öyle <laughs> diyorum. Mülk birisi. Evet evet. Aynı evet. Çok çok tuhaf söylediniz evet. Çok tuhaf. Yani uyananın, bak o zaman uyananın e, hissedarlığı. Uyananın vücuda çıkanın vücut bulma halim. Vücut bulmuş ama haberim yoktu. Hissedar olup vücut buluyorum. Evet. O hissedarlık da aynen yakınlık oluyor. Ha biraz da ileri girersen e, şey Latife-i Rabbaniye'de Muşadet Allah. Kendini, Kendini göreceksin. Rabbini göreceksin. O da hak hakka yakın olacak Allah'ım. Ya. Çok tuhaf şey götürdü bak. Ama hissi beni şöyle yaptı. İçim hisle dirilen de his cinsinden değil. Dedik ya hissiyat viye. O mesela. Onu şöyle yazarak yapalım mı? Zihni hissi abi. Şöyle. Zihindeki diriliş diyelim. Ha, zihinde bir diriliyor. <laughs> o zaman Latifi Rabbani'de de diriliş yok. Deviliyor artık ona ne diyeceğiz bilmiyorum yani, evet var. var o zaman zihnim dedi ne denecek işte o abi ama, abi ama, onu kendini görmek. Adı yani şahit yani, Cenab-ı yani. o şekilde tabi evet bak, şimdi hepsi var olup elbise giyiyor normalde latte Ne? oh yazılarımız da bozulmuş aslında biraz ya Teknoloji çıkınca böyle oluyor. Ya. Çıktı, Düzeltelim tamam mı ee, şeyimizi? Zihnindeki zi zihnimdeki dirilenlerden dirilenlerden hissedar olup hisse hissedar, hisse, hissedar olup latifi rabbaniyemde muşadetullah sahip olmak. Eee irade ile bunu üste koyarsak bir irade yazmıştık aşağıda bir şekilde. Dur bakayım. Ya, yazmıştık. Neydi onu okur musun? Peki cüzi ihtiyarımı terk edersem Allah'ın iradesine. Heh. Masar olup e, zihni <laughs> vücut bulup vücut bulurum. Hissimde de hissedar olup Latife-i Rabbaniyem'de müşahedetullah'a masar olurum. Heh. Dimağımdaki uzun mu olur? Şey yapalım abi. Yani zihin böyle oklarla hani şey Tamam ha iyi. Bak şimdi dimağımdaki ustat diyor ya cüz ihtiyamdan vazgeçtim. Neyle vazgeçiyorsun? Bir üst birimle, irade Ha. Çünkü irade cüz ihtiyardan üst birim ya. İradesiyle cüz ihtiyarına vazgeçiyor. Ha. Dimağımdaki cüz ihtiyarımla vazgeçip vicdandaki irademe sahip olarak e, zi, sahip olup zihnimdeki zihnimde dirilenlerden his hissedar olup Latife-i Rabbaniyem'de Muşaddetullah'a sahip olmak. O zaman ben e, şey yapayım. Sıra yapalım. Nasıl oldu? E, dima, ok, cüz-i ihtiyari. Sonra burada vicdandaki irade. Hasan abi şöyle yapalım. Söyle. E, dima dediğimiz ok, alta vicdan sıra sıra yapalım. Sonra en şey okla böyle peniz, peniz. yapacağız. Yani dima zihit, irade, his, latife, rabbani karşılarına oklarla. Ha, öyle yapalım diyorsun. Ha? Sonra Cemil cemine de tamam deriz bir şey. Tamam. Bu o sevgi kullanmayı mutlu kirletiyor. Öyle mi? Tamam. Şurada. Şimdi sen dima cüz-i ihtiyar dediniz zaten abi. Cüz-i ihtiyar diyeyim. O zaman silim. Altına, mesela e, ne geliyor? Şöyle. Hatınca... Tamam. Bir şöyle yapayım doğru. Ondan sonra vicdan.

e hissedar olmak, şeye sahip olmak, şey ama biraz daha, daha cami ya. His, hissedar olması kelimeye de şey geliyor. E, Latife-i Rabbani. Şimdi okuyalım beraber de. şurayı kapatayım. Şu ayrıdır. Dimağımdaki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçip vicdandaki iradeye sahip sahip oluyorum. C iradeye sahip olarak zihnimde 18 bin alemuşer olup diriliyor. Aslında irade demek irade. İradesini onaylıyor. Mesela adamın cüz vazgeçtim. Ee, ne diyor orada? Yok cüz-i vazgeçtim. Bütün işimi diyor irade ilahi bıraktım. Nasıl bıraktı irade-i ilahi? İradesiyle. Cüz-i Allah'ın iradesini aktif edemiyorsun. O kendinsin hala. Ama iraden kadar iradesi. İrade ne demek? İrade ne demektir? İradesini irade ettiğin kadar iradelisin. Hatırlarsınız irade eden sonuçtu. İra, i̇rade ne demek? İrademle iradesini irade edersem o kadar iradeli. İrade kutsidir ve ulvidir. Biz kullanıyor gibi gözüküyor ama aslında Allah'ın tayin ve teşahhusudur. Onun için cebir yok yani. İrade de cebir yok. Cüz-i ihtiyarında cebir var. İrade İrade ne demek ki? İrademle iradesini irade ettiğim kadar iradeli. Gelen hayra mani olmamak gibi. Gibi. O zaman cebir yok. İrade de cebir yok. Çünkü Allah'ın tayin ve teşahhusu var. Şu anlar 9. sayfada S sıfatlarının tayinudur diyor. Sıfatların için irade var. Hayat var. Hayatım var şu anda Bakmayın. benim. Hayatım bende olması benim midir? De hiçbir sebep yok ki. Hayatım hayatıdır. Onun hayatıdır. Hiç esbab yok. Başka ne var? Sen var, basa var, kudret var, ilim var, kelam var, irade var. İrade de öyle. Hayat benim olmadığım gibi, iradem dedi de benim diye. Ama cüzi ihtiyar benim. Tabii cüzi ihtiyarımı terk dedi. Terk ettiği zaten irade hakim Otomatik, ağır üst olduğu için. Şey gibi oldu sanki. Dima burada, dima bütün vazifesini ne desek, özetle, cüzi ihtiyarından vazgeçmenin bilgisidir yani. Aa güzel oldu. Evet, evet, güzel oldu. Yetiyor yani. Ama bir de bu derste bak e, hem tazelemiş olduk iradeyi. İrade, irade bir insanda aktif olma nispetinde ihtiyarını devredişi yapar. Ustadımız böyle yapmış. Demiş ki cüz-i vazgeçtim. Cüz-i vazgeçebilmesi için bir üst bilim çalışması lazım. Müdür olacak ki müdür yardımcısı devredişi olsun. Sen bu müdür bulursan onunla daha müracaat etmene gerek yok. Ha, gibi cüz-i vazgeçebilmesi için iradesi aktif olması lazım. İradesi ee, cüz-i ihtiyarı benim en kutsi şey nedir? Dimadır. Vahye muhatap olmuş. Ha iradeden okumuştuk. O öz almıştık. İrade ne demektir? İradesini irademle iradesini irade edersem ben de onu tayin ve teşahhus ettiriyorum. O zaman benim irade değil o benim irademle iradesi oluyor. Onun iradesi. Onun için cebir yok. Çünkü vicdanda ce... vicdan neydi? Haşir meydanının komprimi değil miydi? Haşir meydanda zulüm var mı? Kimse zulüm görmeyecek diyor. Haşir meydanının bir numenesi vicdansa vicdanın en kutsi en birinci temeli iradedir. Ee, i̇radede cebir olsa haşir meydanda da cebir olur. Çekirdek armutsa ağaç elma olur mu? Vicdan da böyle. Ha, o zaman haşir meydanda madem cebir yok, madem zulüm yok, madem her şey hak sahibine verilecek. O zaman vicdan, haşir meydan numunesi ise vicdanın içerisindeki birimler de cebir yoktur. Zulüm o zaman nedir o? İrade iradesidir. İrademdir. O zaman ben yapıyorum. Dimağımın bütünlüğüyle cüz-i ihtiyarımdan vazgeçerek vicdandaki iradeyimle irade-i irade, ilahiyesini irade et, ederek şey desek olur mu abi irade ilahiye muradı desek İrademle onun muradına e tam muradı şey irademle iradesini irade edip zihnimde 18 bin alem hüşyar olup dirilerek bu dirilen dirilenlere hisse hissedar olunarak Latife-i Rabbaniye'mde müşahadetullah mazar oluyorum. Sonuç bu zaten. Hocam onu yavaş yazabilir miyiz de? Ha, bir daha yavaş diyebilsem. Ya, İradenin ya, tamam. tanımını istiyorum. Ha? tanımını Evet yapıp mesela yapıp... diyelim dur. İradenin tanımı şu. İrademle ir, irademle iradesini irade edersem, İran, irade edersem İran, şey. o nispette iradeliyim iradelim. Ondandır ki, devam et. Ondandır ki, iradede cebir yoktur. Dır ki, iradede cebir yoktur. Şimdi bunu tanımlıyor Hüseyin kardeş. Tamam. Dimağın bütünlüğü olan, bütünlüğü olan, cüz-i ihtiyarımdan, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçerek, vazgeçe, rek vicdanımdaki irademle iradesini irade edip i̇radesini derken, batan, Evet Allah'ın iradesini y mı? Oku. Ben orada bir dur okusun önemli dinle. O çare ise şudur ki o cüzli ihtiyarinden dahi vazgeçip <laughs> bak irade-i ilahiye işini bırakıp bak kendi havlu kuvvetinden teberri edip bak Cenab-ı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek hakikat tevekküle yapışmak. Allah'ım. Hocam <laughs> orayı bize şey, mesajla gönderir gönderebilirsiniz. daha ya, evet. ya Rab madem çare-i necat budur. çareyi evet. Çare-i necat budur. Evet. Çare-i necat budur. Kurtuluşun çaresi Bak budur. Bak sanki yeni okuduk değil mi? Evet. Senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve en aniyetinden teberri ediyor. çok güzel. Bunu bala bunu yerini bize bir atarsan sen ya, sen şey atarsın. Kadın <laughs> abi bu bu nokta dima mıdır vicdan Evet tamam. Olurdu. Ha şimdi devam edelim dur. Hasan'ım devam et yazmaya. Bak bir daha söylüyorum. Dimağın bütünlüğü olan icuz ihtiyarımdan vazgeçip vicdamdaki niçin irade olmuş biliyor musun Hasan kardeş? Vicdanın dört birimi var içsel. Evet. En iradedir vicdanda. Evet. Aynı zamanda zihindir. Sonra histir, latife-i rabbaniyedir. Tamam. Onun için ilk önce irade, sonra zihin, sonra his, sonra latife-i Tamam. Şimdi, dimağın bütünlüğü olan cüz-i ihtiyarımdan vazgeçip, vicdandaki irademle iradesini irade edip, Zihnimdeki 18 bin alemin alemlerin zihnimdeki 18 bin alemlerin hüşyar olup dirilmesinden histe hissedar olun, olunarak histe hissedar olunarak latifeyi Rabbaniyemde Muşahadetullah'a mazar olur. Olur. Burada en son, son. Latife-i Rabbaniye'de sanki vücut buluyor. Esas tabii. Vucu, o vücut şey. Ama bu başka vücutlar bu. Bu vücutların en sonu. Bu Allah ya. Bu Allah Allah. Muşahadet Allah. 18 bin alem yok. 18 bin alem zihindeydi. Yani masuva Allah'tan çıkıyorsun. Müşahadetullah demek Allah'ı seyrediyorsun. Çetobe, Rabbini seyrediyorsun. Hasan abi bu üçüncü sayık mı oluyor? Evet. Hasan abi. Vay be. Şöyle, evet. Ona şöyle desek abi. Şimdi Üstad diyor ki bir enaniyetim var. Yani ben yapıyorum diyorum. Bu zaten gaflet. Tamam. Üstad diyor ki cüz ihtiyarından vazgeçtim. Ee, İrade ilahi işimi bıraktım diyor. Yapan neden o diyor. Seyredip pencerelerden seyret işlerine girme diyor. Bu bir seviye. Bu fenafillah makamı. Ustad yapan nedenin o olduğunu artık seyrediyor ve onu buluyor. Bu fenafillah ama iş bitmiyor. Sonra eğer ruh ve o şey mertebesine geldiğinde bekabillah da yapan nedenin de zaten o olma makamına geliyor. Ve o zaman ne oluyor biliyor musun? Yani fenafiz bir seyretme makamını nihai mertebe olarak görmememiz gerek. Değil işte seyretme o değil ki. Siz. Üstad dördüncü şu anda tekrar geliyor. Bütün mevcudatın, varoluşun her şeyini kendinde hissediyor. Ve onunla... E ne oluyor biliyor musun? O dediğin gittin, müşahadetullah. Son mu? Yok. Eksikti bu. Beka olması lazım. Geri dönmesi lazım. Geri dönmek ne demek biliyor musun? kazanımlarına dönüşmek sanki benim vücudum 18 bin alem oluyor, harita oluyor, rüzgâr oluyor. Mesela diyelim ki şu ayağımda şey yaptım. Burası Libya. Burası Cezayir. Burası Gazze. Burası Cennet. Burası Cebrail. Burası Mikail. 18 bin alemin donmuş hali. Adeta israfilvari bir vücuda sahip olmak diyor. İkinci şu anda İsrafilleşiyorsun. Derken Dönmekte oluyor. Gülerken, Vücut olarak. Bunları, bunları bırakman gerektiğini anladım. Vardın. Tevhidi, o hakiki tevhidi yakalayıp evet. e, seyretme makamında ama dönüp bütün şecere ilkati tekrar kucaklayıp sahipleyip onunla muhatap olmak. Şeyde 28. lemada diyor ya, yatsı namazında o aleme girdim. Ben de soru sordum. Gittin, tamam ustad. Miraç'tı. Acaba ne altında geldin? yazmıyor. Yazmıyor. Benim lemalarımı şey yapsana. Ee, bayram getirir misin bak. Dönüşünü göstereyim size. Yatsına şey 28. lemada ya, ya, ya girdim diyor ya. Peki ne aldı? Neye girdi? Tam bize söylüyor girdin. Tam da çıktığını ne demiyorsun? Ondan başka bir şey yoktu ki diyor abi. Değil mi? Ya, Değil mi? İşte Onda sonra, sonra, ayet, ayet şey ama. Ha, ha işte Bir baktım ki diyor o ama içini de dolduruyor. Bak şimdi içini ne, ne, ne dolu? He? Ondan başka bir şey yok ya. Bir baktım ki diyor şahsiyeti Muhammediye'den başka abi. Allah demiyor. Bir baktım ki diyor her şey bitti. Bir baktım bir şahsiyeti Muhammediye. Şahsiyeti Muhammediye nedir? Aç açayım abiler bak. Şahsiyet. Muhammediye hocam ayrı bir şey mi bu? Tabii canım. Bak yapayım dur. Bak şuraya şu ağaç abiler tamam şu ağaç şuraya nuru Muhammedi aleyhisselat ve selam burası neydi? Ahmet, 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 Ahmet. Evet. Ahmet. Ama ne? Ayşe. Maddi hayatı Muhammediye. Maddi meyve. hayatı Ahmet. Muhammediye. Maddi hayatı, maddi... Ha, bu, maddi hayatı, manevi hayatı Muhammediye. Maddi, du... ağacın, e, maddi Evet. Maddi, manevi hayatı ha, Muhammediye. meyve değil. Meyve değil meyve bu. Değil evet, evet, yani. dur. Şahsiyet evet. Ee, e, şey diyor. Dur. Ahmet, evet. Ahmet Ali dur onu şey yapayım. İlk önce ağacı şey yapayım. Zahirisi ağacın zahirisi zahirisi maddi hayatı muhan Mediye aleyhissalatü vesselam ağacın batınısı var. Ağacın batınısı manevi hayatı Muhammediye Bu da şahsiyeti Ahmediye. Hatırladınız mı? Şahsiyeti Ahmediye ha. Hasan şeyde ya. e, ira, e, ihtiyarından vazgeçtim diyen irade ilahi ayışımı bıraktım diyen kişi meyveden, <gülüyor> ben, <gülüyor> meyveden ben yolculuğa çıktım kökteki çekirdeğe doğru gidiyorum kendimi artık Atista. meyve olarak sadece müstakil bir meyve olarak demeyi bıraktım. Ben bir ağacın bütünlüğün, yani ben meyve tek müst bir şey değilmişim. Bütün ağacın bir parçası olduğumu fark ettim. Ben yolculuğa çıktım demek oluyor. İşte çek zaten çekirdekten meyve arasındaki miracın adı şey diyor ki doğru çıkıp e, o ağacın bütünüyle ben yola çıktım <laughs> diyor. Kendimden teberrü ettim bir kere diyor. Ben meyve diye zannediyordum. Ben ağacın bir bütünün parçasıymışım. Gibi. Gibi. Çıkıyor yolculuğa. Nur Muhammed'e doğru yolcu çıkacak. Bu yolculuğun adı Fenafillah. Ve orada e, kendi e, şeyinden etti Bir de o ağacın köküne vardıktan sonra bakacak ki bütün ağaç oymuş zaten. Evet. Baktayım, o ağaçla bütün hakikate muhatap yolladı. olduğunda da Bekabillah başlıyor. Olunca bütün ağacı kucaklayacak ama. Alacak. Giderken e, meyveyi bırakıyor. <laughs> meyveliği bırakmak, dönerken bütün şecereyi Ha şimdi ne dedi bu ezber? Bak abiler. Bak şimdi. Bu çekirdekden buradaki çekirdek arasındaki haytı ittisal hakikati miraçtır diyor. Evet. Evet. Tamam. Yani bunun arasındaki haytı ittisaldır. Yani evvel evvel ahir arasında. Şimdi e, namazda girdi. Görüyor musunuz tabirler neymiş? Yani biz risale okuyoruz ya Lugat'ta. Gidin bakın Nur Muhammedi ile Maddi hayat Muhammedi. Ben bunlar ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Şu şeyle. şu e, şu Maddi. Şu. Maddi. Maddi. Yani o, 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 sözler ve, hayat bahsinde geçiyor. 108-109'da geçiyor. Maddi Hayat-ı Muhammedi'ye, Manevi hayat Muhammedi'ye neye benziyor biliyor musunuz? E, 29. sözde şuur hayatın ziyasıdır. Öteki tarafta diyor ki hayat şuurun ziyasıdır. Ters söylüyor gibi yani bu nasıl bir şey ya? Hemen sayfanın karşısında hayat şuurun ziyasıdır. Bu tarafta şuur hayatın ziyasıdır. Hem demek ki o çekirdekten, şu çekirdekten, şu çekirdekten böyle bakarsanız farklı, böyle bakarsanız baktı. Bunun adı e, e, Ene. ene, yani nuru Muhammedi eğer nuru Muhammedi'den Allah'a bakarsanız mana mana denilir. Eğer nuru Muhammedi'den ma e, mahlukata doğru bakarsanız şeceri i khilkata, nur tarafı nur tarafı Hocam bu son dediğiniz anlaştım en iyi ne o oradaki şeyleri eni balansını kuramadım hocam. Nuruma diyor ki Peygamber Aleyhisselam benim ilk önce nurum yaratıldı diyor. Evet. Nurum yaratıldı. Daha hiçbir şey yok. İlk Allah karar verdi. Ben böyle bir şey yaratacağım. 18 bin alem karar verdi. O kararın adı Nur Muhammedidir. Nurun Muhammedidir. Nur o e, insanlara temessülleri var Nur Muhammed'in bizdeki aynada güneş olması. Evet o güneş değildir ama ne aydır ne gayirdir. Aynamızdaki o güneşe enedinilir. Nuru Nur-u Muhammed'in ruhumuzdaki bizdeki olanın yansımasına temessülüne nur şeydi en deniliyor Şimdi bu Nur-u Muhammed'e parmağını koy. Daha mahlukat yok. Allah'a doğru bakarsan mana. Nur ve mana diyoruz. Miraç Hırsası'nın çok güzel işte bunu. Sonra eğer e, e, Nur-u Muhammedi'ye pergelini koyup... allah Mevcudat'a, imkanattan mümkünata doğru... ...bakarsan nur oluyor, nur. Ha o zaman bu o kadar mühim ki... ...nur gördüğün zaman en eden zuhurat, bekabillah. Evet. Eğer mana konuşuluyorsa... E, ...o main olmamış Nur-u Muhammedi'ne Allah'a bakan yönü demektir... O da fenafilla. Gelen Hazretleri fenafilla oldu. Meziyettir değildir diyor. Tamam. 149 sikeyi tersine gaybiyede şanım ne kadar yücedir. Şanımı tesbih ederim. Ne kadar böyle zahiri şeriata göre şirk oluyor. Allah için denilerini kendisi için söylüyor. Bu diyor o sikir haliyle ama sonra tahsiye ettiler diyor 149 sikeyi tersine gaybiyede. Niye? Beka billah olmayınca orada kalıyor. Bir meziyet olmuyor. Beka billah dönmektir da miracı oldu. Namaza girdi. O zaman dönerken bunları sayıyor. 28 Nilemada. Bunları sayıyor. Diyor ki. Aa, buraya da şeyi koyayım. Külliyatın tabirini koyayım. Yeni duyanlar belki de veya merak eden. Bu nur Muhammediye Muhammediye'ye sikke gelir. Sikke. Buraya. İki aynı zamanda Evel ismi var. Evel. Evel ismi. Sikke. Buraya ağaca ahir ismi Hatem. Ee, ağacın zahir şey batınısına Zahir burası. Bunu onu ne yapalım? Mühür diyelim. Mühür zahir ismi. Evet burası batın ismi. Ba ağacın batınısı Tura galiba. Bak ne kadar o külliyata bakınca hepsi hatem e, falan bak yerini nasıl buldu Hasan abi siz asıl ufacık yerde biz kendimizi nasıl bulduk ona bir bakın. <laughs> elhamdülillah değil mi burada olmak? Evet Böksün çok sütük sütükten <laughs> dışarı çıktı. Keşke şimdi, şey, şey. şimdi <laughs> bir geleyim yavaş yavaş Hasan <laughs> abi bir, göstereyim. Göstereyim. bir otur da otur. az, az bir şey az abi. Bir, abi. Şey bir şey ya beni çek sen, bir çek şu bir çek beni sen alışık <laughs> değilsin bir çek Hasan abi Şimdi bir şey izin, izin almadı ha. Hasan abi şurada Hasan Akar kendini yazma, fark ediyor. Yazma yazma. Yok bir yazım olur. Siler burayı. Burada Hasan Akar kendini fark ediyor. Yolculuğa çıkıyor öyle mi Hasan abi? Hı hı. Önce iradede kendini buluyor. Sonra zihinde. Sonra hisle. Sonra burada bulduğu o kapıyı çalan Hasan Akar. Hı Açan kim? Hasan Akar. Yine ben. O zaman biz neyi müşahede ediyoruz? Rabbini. Peki burası bizim ilk miracımız mı? Bir. Aynen. Soru. <laughs> Gayrın nazarı buradan mı başlıyor? Buradan mı başlıyor? Aşağıdan Hasan gel. abi. Eğer bunların hiçbiri ben değilsem o zaman ben kimim? Evet. <laughs> Şimdi boyutlarını Yapay zeka. Yapay zeka. Yani gayrın nazarı nereden başlıyor Osman Başkanı mesela? Ya. Gayrın nazarı nerede başlıyor? C C Mehmet söylesin onu. Mehmet söyle. Gayrın bazarını sen söyle. CO, otur şimdi. Gayrın nazar hangisidir? Şu, şu mudur, bu mudur? Bir kere gayrın nazar, kendi nazarın hangisidir? Kendi ne demektir? Bu bütünselliği kazanmaktır. Bu soru sormaktır. Bu senin nazarındır. Gayrı nazar nedir biliyor musun? Gayrı nazarı kim? Gayrı nazarı şahsiyeti Muhammediye'yi anlayan Allah tarafından sana verilen imtiyazı fark edip dönen kişidir. Yani bu bu gidiştir. Evet. Dönüştür. Evet. E, gayrı nazarı. Gayrı sana yüklediği. değil. diyor ki az önce söylediniz ya onu da bir manada... Dekabı daha mazariyettir. Şimdi ce Cemal Cemal ee, sorudur dediniz ya sana. Diyor ki bakın ta ta şey ta Cemal ve Kemal Malevisini iki vecihle müşahede etsin diyor. Yani ben aslında ben zaten bir soruyum abi. Kendisi soruyor. Evet. Ve aynı zamanda soru soru soranım. Hayatımın kalitesini ve hayatın anlamlandırmak, farkındalığımı artırmak, içini doldurmak için soru soruyor. Yani talep ediyorum. Yani merak ediyorum. Yani at, sıfat, noksan, kusurumu derut ediyorum. Buyum ben. Hasan abi onu diyecektim. İki <laughs> vecihle müşahede var ya. Bir, bizzati bütün bu o olmakla, o, o e, Rabbini bulmakla veya Rabbül bu. Alemin'le e, baktığında bulduğun bizzat müşahede gayret kısmı kendi ay, sıfat, noksan, kusurum, cenab <laughs> olmayan şey bende var olmayan tarafı Allah'a evet. da onu baktığım anda evet. gayrı nazarım. Evet. Bu Adem. benim nazarımdır. Burada Bunu... ben başlıyorum. Ama gayrı nazar buna muvaffak olana verilen cevap gayrı nazar oluyor? Onu da bana yüklüyor. Evet. Sen kazanmışsın gibi. Bekap illaha Bu aslında. evet. Ben... Bu ferah illaha. Şey evet. Ya, ya e, şimdi ben acz fark noksanımı e, fark edebiliyorum ya. Eee yani ihtiyaçtan dolayı değil ama Allah Teala'nın bu mana Allah Teala'nın bunu derubde etmiş olması e, benim üzerimde gözüküyor. Olmayan şey ama bende gözüküyor. Zatta o, yok. Mesela şirk yok. Allah'ın şirki kainatta yok. Tamam mı? yani ademi mutlak yok. Ademi sırf var. Yokluktan yaratmak. Adem zaten var. Üç tane Adem'de bahsediyor. Bak. Adem vücudu ilmiye perde olmuş bir umvan. İlmin ortaya çıktı zemin. Perde, sinema perdesi gibi. Bizde bizde manası değil. Bizde yokluk. Allah'ta Adem demek iki daire gibidir. İlimden Adem'e yani vücuttan Adem'e Adem ne vücuda iki menzil gibidir de, diyor. Adem bu. Ama Adem'i sırf Allah varken hiçbir şey yoktu. Adem mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muitezeli var diyor. Ama ademi mutlak yok ama, varlık diyor ama kafasızın kafasında var. Mesela Mevcudat'ta, Masivallah'ta alan şirki var mı? Alan zıttı var mı? Alan yokluğu var mı? Yok ama kafasızın kafasında var. Peki ade, sonra merak ettim. Adem-i Mutlak madem mevcudatta varlıkta yok. Niye bende vehim itibariyle var? Çünkü zat ancak öyle aynı o. Onu var edebilmem için. Hmm. Onu var edebilmem için Adem-i Mutlak ihtimaliyatı olması lazım. Onu var eden Adem-i Mutlak'tır. Mevcudatı var eden Adem-i Sırf'tır. İlmi var eden bende Adem'dir. Adem-i Mutlak olmasa biz Rabbimizi tanıyamazsın. Adem-i Mutlak olmasa diyemezsin Allah bilinemez Adem-i Sırf olsaydı Allah yani bak adem Mutlak Allah Adem-i Sırf Rab Adem ilim veya ben kendimi şimdi devam edelim şey zannediliyor ha bu uçuk şeyle zannediliyor risale mevzular kardeşim Adem-i Mutlak'a bak araştır Adem-i Sırf'a bak ya şu bizim ben yani konular biraz Heh. ağır geldi yani. bana. Gayrın nazarını tam çözemedim. Yani Allah'ın Allah, Allah nazarla, sana yüklediği şey. Bu nazarla gayrın nazarını. Onu kazanıyorsun. Gayrın Mesela da... diyelim ki. Hasan abi ben söyleyeyim. Hasan abi ben bir düzeltmek istiyorum. Dur ben... dur dur söyle sen. <laughs> gayrın nazarı. O biraz ehli ya. <laughs> Şecer ehil yolculuğa çıkıyoruz. Nereden? Meyveden çekirdeğe doğru. Şimdi buradayız. Ya. Bir gaybane marifet var. Arşa kadar. Gayb alemleri. Yani evet. tanımak gereken yerler var. Evet. Bunları tanıyoruz. Sonra arşa geliyoruz. Herkes Rabbini bilecek ve bulacak diyor. Bulduk. Sonra çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar ne? Fena billah. Bundan sonra varılması gereken sonudu seni fena bulman. Evet. Yani sana giydirilen şöyle diyeyim. Evin 10. katta çırıp çıplak geldin. Atlet giyildi. Bir katta don giyildi. Bir tane de şal var. Gömlek indin indin. O ayakkabı evden çıktın. Şimdi bu giydirilenler. Tamam Sonra hadi bakalım terse bak bakalım. Giydirilenler hangi katta ne giydinse çıkar. Tamam Şimdi o alemlere giderken demek yükselmek demek. Bize giydirilenleri bırakıyorsun. Bırakıyorsun, bırakıyorsun, bırakıyorsun. Yani Artık <laughs> bırakacağım bir şey kalmayınca onun adı nedir? Artık mahluk yok. Şimdi gaybane marifet bitti. Bitti bu. Bu şu yolculuk bitti. Hazırhane diyor. Hazırhane ve ee, muhatabane bir makama çıkmak için diyor. Ya bu şu anda gaybane o. Evet. Allah'a gayb. Evet. Evet. Ama miraç yapsak Allah'ın kelamına ve rüyetine mazar olduk. Gayb değil ki hazır. Ha, biz şu anda ga gaybane. Perdeler arkasında ona hitap ediyoruz. Gittik gittik gittik. Perdeler kalktı. Arş kalktı, kürs kalktı, lefi i kalktı, cennet kalktı, Cebrail arkaya bıraktık. Bitti. Gayba ne oldu? Bitti. Ne oldu? Hazırhane oldu. Şimdi geri geleceğiz. Hazırhane de muhatabane makama çıktı. Çıkıyoruz. Bu, bu herkesin miracı. Farklı bir şekilde. Bu miraç. Şimdi ben oraya gittim. Ondan sonra ben anladım ki eğer ben orada kalırsam yok olurum. O diyor ki helaket makamıdır. Bittin yani. Bir anlamı kalmaz. Selde geçiyor. Ölüm ve helakettir. Evet. Yok olmaktır her şey o Peki ben kim? Daha vücut, hiçbir vücudun yok ben işte. Ben bana verilen imtiyazları öğrenerek, onsuz olmamak şartıyla. Bana verilenleri alıp geri döndüğümde bu benim gayrın nazarı oluyor Allah için. Benim kulum verdiğim verdiklerimle nasıl anlıyor? Haşa bilmiyor mu? Biliyor. Kendine Yine emellik yok yani değil mi oldu? Yok tabi yani şu. Ben gözlükle bakıyorum. Arkamdan bir tanesi gelsin. Baktığımdan baksın. O, o, o nazarı kim bana göre? gay, Gayri, gay, nazarı. gayri nazarı. Bak şimdi gözlüğüm ha buradan bakıyor adam. Ha buradan. Ben baktığım yere de bakıyor. Şu anda ben a, 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 harama bakarken al, ben baktığımı da görüyor mu Allah? Baktığıma bakıyor değil mi? Ben açık saça bakarken Allah'a da baktırıyorum ona. Gayri nazarı oluyor. E, Helala baktırırken de hep öyle. Yani benim bakarken aynı zamanda onun bakışını da oluşturuyorum. Hasan abi şöyle Cenab-ı Hak'ta olmayıp bizde olan ne var desek? Aç ve kusur. Aç, fak, noksan, kusur var. Evet. Demek ki yani Cenab-ı Hak fak, noksan, kusur ıı, nazarıyla da görmek görmek istiyor kendisi. Dolayısıyla o gayr oluyor. Yani evet, bir zaten yımadlı sözlüğünde yani bizim mesleğimizin esasıyla esası bağdaştırırsa i̇şte. yani o dediğin şeylerin üstad aslında orada şey diyebilir miyiz yani oraya onları elde etmenin yolunu, evet. e, formülünü de bu evet. e, o, işte. o mu acaba? Tab tabii. Yani evet. pay... tamamen bu değil de bu, bu yol yani. Böyle bir yol. Böyle enfusi bir yol açıldı. Bu aslında ne işleniyor? Yani e, devam edelim fazla dağıtmasın da. Evet, evet. Ee, bu yol Risale-i Nur enfusi yani e, zahirden hakikata geçmek. Her şeyin bir sureti var eylemde, kanuneti var insanda, hakikati esmada, mayyeti Allah'ta. Tamam hadi gidelim. Daha, da, 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 da. Bir Şimdi, Ben orayı merak Cüz-i terk etmek meselesinde o gayrı nazarının basamağı orası değil miydi? <laughs> <laughs> zaten aslında belki onu merak etti yani çünkü biz tamam daha neyi merak ettiyse olduk anlaştık ya şimdi daha şey kuracağım başka çünkü başka merak eden de var ya, öyle de. çünkü şimdi biraz şey yaparsak bu mazi biraz olması lazım altyapı ki devam edelim Hasan abi, Osman abi. Osman abi allah çoğalarda hani olmayan bizde olan Tabi aşağı değil de zıtsız şey yapılan şeyler var ya bizim için allah Teala'nın zatı içinde o tür şeyler yani zıtsız olduğu halde şey yapılan yani, var da Adem'in mutlak tarafında var gene zıtsız varlık bizde var neler var o 600 619'da var diyor ki mesela vücudu anlaman için yok olman gerekmiyor vücutsuz vücut vücuttur mesela iman İman anlaman için zıttı olan kafir mi olman lazım? Değil. Vücudu hayat diyor. Yani yani zıtsız vücutlar esas o. Mesela bak, noksan kusur kısmı da ee, Allah Teala'nın ee... yok değil değilmez de çünkü ağır bir tabir. Şu hakikat meratiplerini mertebelendiren ara boşlukları. Bizdeki yansıması aç, fark, noksan, kusur. Allah'a isnat etmiyoruz ama... E, araya he, mesela ya, ya. helezon yay var ya yay. Biraz önce ya. Şimdi yay burada. Bir ay da burada. Bir ay da burada. Bir yay, defterdeki ara boşluklar gibi yazın. Şu boşluk yok mu? Var ama yok. Tamam. Bunu metal, eğer bunu birleştirirsen esmanı kendisi olur. Çok korkunç bir enerji yüklenir. Bu enerjiyi dağıtmam lazım ki burada dursun. Bu da burada dursun. Bu, da. bu ara boşluğu boş zannediyoruz. Oysa korkunç bir enerji var. Çünkü ben bunu birleştirdiğim zaman, atladığım zaman üzerine yay beni fırlatıyor ya. Ne kadar fırlatıyor? Bunların toplamı kadardır. Şimdi art, fark, noksan, kusur Allah'ta yok değil. Allah'ta yok diye böyle bir şeylik getiriyor böyle şey. İnsan... Vücudumuzda oturmuyor. He, oturmuyor. Aslında nedir o? Esma Allah da esma üstüne nedir? Mutlak ve muhittir. Mutlak ve muhit. Meratipsiz. Sonsuzluk. Ama alemimizde mazar olacağız. Yani esmaya mazar mertebeler olacak. Mesela diyelim ki çiçeğin Rabbi. Hayvanların Rabbi. Şeylerin Rabbi. Dünyanın Rabbi. Kainatın Rabbi. Bir de Rabbul Alemin. Bunları tavsif eden bizdeki zıtiyet noktasındaki aynı dalın yani esmaların ara boşlukları bizde yansıdığı zaman at fark şimdi örnek vereceğim ona. At fark dersen koşu Mesela acizlik ne demektir? Allah'tan niye yok? Allah da acizlik olmadığı için kudreti ustatıyor diyor ki nihayetsizdir. Bizde acizlik olduğu için kudret mertebelendir. Peki bu acizlik kudretin içinde var mıdır? Vardır. Vardır ama e, vücudu şey değildi, bilmiyoruz. Ademi sırftan olduğu için. Fakirlik, e, Allah'tan bize fakirliği o vermiş. Fakirlik ama ademi vücut, vücutsuz vücut. E, Allah'tan ne var? Bizde fakir, vücudumuz yok. Allah'taki vücut mertebeleri tanımlansın diye konmuş. Mesela Allah'ta cehalet var mı? Haşa. E, peki bizde cehalet var, kim vermiş? Cenab-ı Hak vermiş. Ha, cehalet nedir? İyi, mutlak ve iyi dinleyin Mutlak ve muhit olan ilmi muhiti ezelinin alemimizde meratiplenmesine sebep olan ara boşlukları cehalettir. Ara mi? boşlukları. Vücudu yoktur. Yani yayın arasında vücudu yok ama var işte. O ama yok. Var 0 evet, evet. Bak şimdi cehalet kalkarsa İlim ne olur? Mutlak olur. Eğer ilmin içerisine cehaleti sokarsan ilim muayyenleşir. Mahluk ilmi olur. Hakaiki nisbiye esma işte tenevune vesile. Evet, evet hakaiki nisbiye. Peki bunu nasıl oluşturuyor diye merak ettim. Esmanın ara boşluğu nasıl olur? Olur mu ya? O bütündür. Nasıl olur? E, celali esmalarla, cemali esmaları çarpıştırırsan o zaman bu mahlukat oluyor. Yani celali, Cemali çarpıştırınca artı kutup eksi kutup kıvılcım oluyor ya gibi kutup birbirine çarpıştırıyorsun artı artı. Ha, e, esmaları esmalara uygulayayım mesela. Dede ki dese ki şey e, bir esma dese ki ben haşir meydanda adalet şey istemiyor. E, hesap istemiyor. Kahar. Kahar. Evet. Hepsini yığın cehenneme. Kim yüksek mahkeme ki veremesin derse de olur. Yani kahar ismi hesap istemez. Ondan, ondan sonra diyor ki hakim ismi karşısına çıkıyor. Rahman karşısına çıkıyor. İşte kaharın karşısında Rahman gelip de çarpışmasından o mahlukatın mertebeleri çıkıyor. Bu değil. Bu da değil. Vurduk çıkan üçüncü bir şey. İşte bunun adı mahluk. Yani 24. sözü özetlemeye çalıştım. ...celali, cemali, kemali esmaları birbirine vurursan... Ik ...ikisinde celali, cemali olmayan mahluk vücut çıkıyor. Kemal. İki, kemal çıkıyor. Yani ara boşlukları böyle çıkıyor. O aslında Adem'i gibidir ama vücudidir bizde Adem'i. Adem'i sırf gibi. İşte o cehalet alan ilminde vardır Adem gibi ilminin içerisinde ya iki de Adem. bizim anladığımız şekilde mükemmel. Evet, evet. Şimdi herhalde anlaşıldı. Evet. Ama o at fark noksan kusur e, Allah'ta olmayıp değil. Allah'a zıttiyet noktasının aynı darlık. O da esmaların birbirlerine çarpıştırılmasıyla ortaya çıkan e, esmaların ara boşluklar. Ya yani mesela kaharla anlaşılmış galiba ama tanımlayamıyorum. Kaharla Rahman'ı bir çarpıştırdı. Haşır'da dedi ki Kahar ben hesap istemiyor. Yıl sınar hepsi cehenneme. Rahman dedi ki hayır yapamazsın bunu. Rahmet bırakmaz. Yani Esma mesela usta şöyle misal veriyor orada. Bir ot diyor istila etmek ister diyor. Diken o. O sıçrıyor patlıyor tohumu oraya sıçrıyor. Patlıyor. E bu her tarafı istila edecek bu Esma. O çiçeği meydana getiren Esma. Öteki Esma durduruyor. Başka bir şey çıkıyor. Yaban ot çıkıyor. Hayvan gelip yiyor onu deprem oluyor. Ne bilmiyorum. Onu kayıtlıyor ya. Yani Buna esma o mutlakiyetini, esmanın mutlak ve muhit hakimiyetini bir esma, diğer esma kayıtlamasından bizde yansıyan nisbi ve itibari, yani itibariler ortaya çıkıyor. Buna kader değil. Buna kader değil. Evet. değil tamam. Esma, ben esma her tarafı istila etmek istemiyor mu? İstiyor. Aslında durduran hayvan bitki değil, insan. İnsanla başka hiçbir şey esmanın mukayyetini durduramaz. Kayıt tutamaz, mümkün değil. Sana vermiş. Devam ediyoruz. Sendeki başka bir esma abim. Esmasız esma kimse durduramaz. Esma ancak başka bir esma karşısına çıkar kaharı sen başka hiçbir şeyle durduramaz. Tamam işte insan bunu anlamlandırıyor. Ha tabii ki anlamlandırma insan yapıyor. ayna çalışması yapacağım demiştiniz. Yapıyor ya. E, yapıyorum ama e, bu sefer aynada şöyle bir şey çıktı da antikadır. Ben yer yer derste kullanıyorum ama anlayan anlıyor. Yani çok korkunç bir şeye bir misale döndüm. Fakat o çok tuhaf mesela bir tanesini söyleyeyim dişine. Mesela karşıyı görüyor musunuz cama bakınca? Görüyorsun. Görüyorum. Görüyor musun tabii? Cam. Arkasına siyah boya vursam aynı olur mu? Olmaz. Gece, Olmaz. Camı hemen millet zanneder ki arkayı boyarsan cam aynı olur. Olmaz kardeş. Arkasına sırlanması lazım. Sır ne demektir? İki maddeden olur. Çok maddeden olur ama dört maddede en kalitelisi iki tanesidir. Bir tanesi gümüş, bir tanesi de e, şey, e, gümüş ve e, demiştim. Alüminyum. Alüminyum. Bunun adı ince bir tabaka. Bunun adı e, sırmış. Sonra o kalkmasın bu boya diye siyah boya atarlar. Camı ayna yapan yani bakınca kaşıyı gösteren bir daha. Camı ayna yapan yani bakınca kaşıyı gösteren o camı ayna yapan sırdır. Bu sırlamak denilir. O zaman e, bir dinle daha. Şimdi buradan eşyaya bakarken eşyanı kendisini görür. Bu cam. Sırlarsam, sırlarsam o mevcudata bakarken aslında mevcudat aynasında kendimi görür. Ama sır lazım. Biraz önceki sırrı hatırladınız mı? Sır neydi? Razı. Ee, şiari raz. Yani mevcudat aynasında ağaçta kendini seyretmek. Allah. Yani ya demek de değil. Değil değil. Ya mülevin demek oraya has yaptın. Onu da on Allah'ı orada gördün. Allah'ı orada gösterip kendinde ortaya çıkacaktı. Allah'ı orada görüp burada şahit olacaksın. Subhaneke ya Subhaneke ya şehit talih ya şahit. Yani orada görüp burada tanımlanıyor. Orada görmek camdır. Burada tanımlanırsa ayna. İy ama buradaki ilginç tarafı camı ayna yapan sırdır sır. Sır. Çok önemli o sırlama. Yani sır kendine çeviriyor şeyi. Peki nereye bakıyordum? Oraya. Başka ne yapıyor sır? Başka ne yapıyor? Bak şimdi oraya geliyorum. Ee, karşıya baktım aynaya beni göstermiyor muydu? Ne tarafa bakıyordum? Buradan öyle. Ama ayna tam, tersini yaptı. Bu taraftan buraya bakıyor. Ha, bak o siyah. Harika. Şimdi harikasın. Şimdi çok güzel. O siyah neydi? Sır olmadan en yok. Ona, ge ona gelmiş. Gel. Bak bir daha. Şimdi ben buradan buraya bakıyor muydum? Ayna tam hani beni tam gösteriyordu. Yalan yapıyor. Aldanıyoruz. Buradan oraya bakarken ayna oradan bu tarafa bakıyor. Bunu kim yapıyor? Sır yapıyor. E peki sır tek başına olur mu? Eğer artık ya ben bundan bakışım, bu bakışımdan, bu bakışımdan bıktım. O zaman geç arkaya, eneye. Artık o hiçbir şey, hiçbir tanımlama olmasın. Ne bakan ne bakılan. Bakan, bakılan. Olmasın. Geç eneye, sıyaya geç. Ustad ayna misalini çok veriyor. Ustad güneş misalini çok veriyor. Tamam mı? Oysa seni geri döndürendir. Ayna. Şimdi böyle bakarken bu bana böyle bakmasına sebep nedir? Sırdır. Bana iman diyebilir miyiz abi? Dur. Sırdır. Yani, Doğru şey söyledi. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra irade-i külliyenin kul, mümin kuluna verdiği cevaptır iman. Buradan bakarsan iman duruyor. Evet bu taraftan. Evet. Ama sır yapıyor. Biraz önce sır konuştuk. 2 3 4 Akıl vurdu. Vicdan vurdu. Kalp çaldı. Ruh çaldı. O, oradan verilen cevap şiar-ı raz. Gaybı verdi. Vicdandaki adı nedir? İkinci şu, şu Ben şunu demek istiyorum şimdi. Heh. Ee, e ne diyoruz yani Eneyi kim sahiplendi? Sırrı insani diyoruz. Ha, Allah canibinden hani e, zat Muhammed e, a, zat mahiyet Allah zat mahiyet zat mahiyet zatinin zat 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 e, <laughs> insani e, e, ene üzerinde şey yaparak gösteriyor. Yani zatı asma orada bir şey yok. Hayır şey Hiç çok şey. doğru. Bak ben tanımlayayım. Mahiyet zatiyesi nerede gözükür? İnsanda s Sır insan, sır insan de ha. Ona denilmez. Denilmez de, denilmez. Bir yok yoktur. yoktur. İşte bunun için sır insanı bilmiyoruz. Ha. Kim bunu te yani, terk ederse doğru söyler. Neyse. Az önce, az bir bak şimdi sır insanı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sanki mayetizatı sır insana gözüktü, sır insanı biliyor muyuz? yok ne diyor? Bilmiyoruz ki. Ben bilmiyorum. Sır ama adını biliyorum. Nedir o? Yalnız bu kim? En almış. O da eni almış. Hı. Öyle diyor. En de emanet. Ona verilmiş. O almış. Kim bu? Merak ettim bu adamı. Mer ama benim sır insan. Peki Ene neydi? Ene Nur Muhammed'in bendeki tanımlanışı. Neydi o? E, Şuunat-ı Zatiye'nin de arkası. Şuunat-ı Zatiye ben karşılığı ruhtu. E, Ene neydi? Mahiyet-ı Zatiye'nin tanımlanmış. Onu da birisi aldı diyor. Kim aldı diyor? Aldı işte boşver. Peki sır insanı hakkında bilgi söyleyen hiçbir şey anlamamıştır. Çünkü onun hakkında konuşulan e, şeydir. E ne konuşuyorsun? Onu ş, e, sır insanı zannediyor. Ne konuşursanız konuşun sır insanı hakkında değildir vallahi. O enedir. Şey değil mi abi? Bendeki ha? o ene ondaki ha? ben sır insanı. Ha. Evet evet ondaki ben. Evet. Nasıl? Mesela Cenab-ı Hakk'a aynı oldum. Esmasına aynı oldum. Sıfatın aynı oldum, şunatın aynı oldum, Mayet-i esin aynı oldum. E bendeki o gözükmesi e, tamam bir derece anlaşıldı ben. Ama bir de ben onda varım. Ondaki ondaki ben ile bendeki o. Ha bendeki bendeki gelin buraya subliminal yapıyorum. Bendeki o gözükmesi ene. Ondaki ben sır insan. Hani şunu yaptık ya. Şuraya ene ve nur ve mana. Bilmiyoruz. Ene de sır verilenlerden biri Artık sır insanı bilmiyoruz. En iyisi bilmiyor. Ha şurayı bitireyim. Ee, ne demiştik? Kastamonu 176'da bir hüznü müştakane bir hissi ulvi verir. Ne demektir o? Hissi ulvi. Husli, hissi sufli de var. Manevi değerlerin de mümbitiymiş. Ya he, buradan çıkmıştık. Hissi sufli var. Nerede biliyoruz? Hissi ulvi var. Zaten kendisi de söylüyor da hissi suflidir. usta. O zaman his nedir? İçimdi. Orada histe var olan ulvi şey nedir? Hissin içidir. His benim içimdi. Hissin de içi ulvi. O zaman buradan oraya şey yaparsam içimin içi. Hissi Ha. Gibi. Manevi değerlerin de mümbitiymiş. Yani manevi alemler 18 bin alemin dirildiği yer. E peki orada histe dirilecek de zihinde dirilecek fakat haber olmayacak. Yani kalemi bunun üzerine koydum diye bu şu andaki bilgimiz tahta bunu bilmiyor zannediyoruz. Kardeşim öyle bir zaman gelecek ki bu bilindi ispat edilecek. Çünkü Allah Resul diyor ki ayakkabınızdaki bağ sizinle konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Hani eskide demir konuşmazdı? Telefon konuşuyor. Demir e, ee, kaset şey teyp kasetleri var ya böyle. O nedir biliyor musun? Plastin üzerindeki toz demirdir. isterseniz o teyp kasetine mıknatıs içi sürün bakalım. sesmesi yok olur. Çünkü toz demir tozuydu. Onu kaldırdı, değiştirdi. Yani teyp kasetin üze, şey şeridi plastiktir. Üzerindeki tozlar demirdir. E ee, teybi koyduğun zaman kaseti böyle var ya çeviriyor. Demirdir. Demir konuşuyor. Telefon konuşuyor. Eskide demir mi konuşur? Ya bu denilecek zaman mıydı ya? 1400 sene önce ay de ayakkabınız bağ. Hatta demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Sahibiyle konuşacak diyor. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Ya nasıl dersin ya 1400 sene önce ya? Ya 1000 sene önce babaanneme desem tövbe tövbe oğlum Ya. Ya. Yani bu tip kaseti göstersek, kaseti görmese, CD gösterse, babane bunun içinde neler var bir bilse Memleketler var, dağlar var, Afrika var, dağlar. Oğlum neyin içinde? Bak bu görüyor musun? He, bunun içinde ses var. E getir ses yok. E, manzaralar var. E, bakıyorum öyle bir şey yok. Derinlik var yok, iki boyutlu. E, derinlik üç boyutlu. E, hele teyip kasetinin içinde burada ses var. Hiç hayatında görmemiş bir insana CD göstersen, teyp kaseti göstersen içeriği hiç Allah aşkına renkler aleminin, sesler aleminin, suretler aleminin varlığını nasıl şey yapar ya? İnsan böyle kasete benziyor işte. İnsan böyle CD gibidir. Koyduğun zaman cihaza gösterip çalan duyurtandır. İşte biz CD'yiz. Risale-i Nur da bilgisayardır. Kendimizi Risale-i Nur bilgisayarına koyuyoruz ve çalıyoruz. İçimiz gözüküyor şimdi. İnsan insana aynadır. Kazalin dediği gibi insan insansız insanlaşamaz. O işte biz sidi gibiyiz. Okutuyoruz kendimizi. Okumam gerekiyor. Okutturulması gerekiyor. Açığa çıkmamız gerekiyor. E neyle? Bilgisayarımız olacak ki sidi çalalım he Davut. Bilgisayara tak abi. Şimdi bu asırdaki bilgisayar. Yani benim ben CD isem bilgisayarım Risale-i Nur'dur. Ya bunları nasıl konuşuyoruz? Bu ne konuşuyoruz farkında mısınız? Alimler konuşmamış ha bunu. Risale-i Nur mevzusu bizimle alakası yok. Risale-i Nur'un talebesi olmak acayip bir şeydir. Nimet ilahi kadrinin kıymetini bilelim ki Allah elimizden almasın çok şükür. Sakın gevşememek lazım. E, gevşemeyin. Gevşememek gerekiyor. Bilir mi ki Cenab-ı Hak nimetini artırsın? Bunlar bu ne demek ya? Bir ağaç çektiğinde şey yapmış ustat ya. Zahirisi bu diyor, batınısı bu meyvesi bu, eveli bu, ahiri bu bir şey mi diyecektin Abdurrahman? He. Yani bunlar bunlar acayip Risale-i Nur'un şeyleri ya. Bunlar gün en azından çıkartmak olmasa bile muvaffak olamaz. Gelecek nesil ya böyle bir yol var. Bundan daha üstüne daha ileriye götürmeleri lazım. Birileri yazdı, tebriz etti, temize çıkarttı, çoğalttı. Allah onlardan ebeden daima razı olsun. Yaydı elimize geçti. Kimileri okudu, Kimisi toplama yaptı, kimisi mevzu yaptı, kimisi dertlerimize merhem olacak mevzuları izah etti. E şimdi bu da bunlar çıktı. Bunlar daha ileri gidecek. Risale-i Nur manam mertebeleri nihayetsiz Allah'ın izniyle. Ne bir bir olacak? Bir konusu. He? Her bir konu bir tez. Tabii can ya. Konusu. Evet, araştırma konusu. Doktora tezi 4-5 sene bir konuya ulaşacak. Bak işte. Evet, Bak de, diyor de, ki Evet. Devam ediyorum abiler. Şey çok önemli, çok üzerine durdum da. Şuurun vücudu var, şey hissin vücudu var. Vücudu olunca zaten hayatı var. Ruhu var, şuuru var. Yani orada ulvi ve süflileri ve mazi ve mustakbeleri, itibari ve nisbileri yapabiliyor, kıyas edebiliyor. His. Acayip bir şey ya. Ya Hasan abi, ben bir şeyi bir ufak anladığım zaman patlıyorum, dayanamıyorum, fırlıyorum tahtaya, ayağa kalkıyorum, konuşuyorum falan filan ya. Sen nasıl durabiliyorsun abi? Nasıl yani, Nasıl durmuş usta? Bir de 28 senesinde hapishanede yaşamış. <laughs> ben aklım almadığı bir tanesi de bu. Yani bunların bir de e, hakkal yakın hakkal yakın seviyesinde ilmel yakın diyor 25. sayfada Kastamonu'da. Anlayarak yapmış değil mi abi? Yani, görerek. görerek. Görmedi mi yazmadım diyor. Yani ben Motor, böyle ya. duruyorum. Nasıl? Tamam. Şöyle duruyorum tamam mı? Şöyle duruyorum yazıyorum. Bazen bir hafta bekliyorum size söylüyorum iki hafta bir hafta. Uğraşıyorum. Okuyorum ama hiçbir sayfa yok. Bir sayfa yok. Bazen bir düşüyor 11'de gece veya şeyde. Ne bileyim sabah. Bir bakıyorsun durduramıyorsun. Tak 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 dökülüyor. Sonra sen Allah Allah. Diyorum ya ustad bunları gördüğüne o zaman ne dedim? Dedim ki bu nasıl bir şeydir? Nasıl ki fiziğin vücudu var, kimyanın vücudu var, bütün tıbbın da vücudu var ama matematiğin vücudu yok. Buradan çıktı Bu stat 28 ya 23 senede tamamlanan bu külliyatı e, siyakını, sibakını, evelini, ahirini, sucunun, gusun, hattın, battın, zahir, nasıl birbirine çelişmiyor, çatışmıyor, nasıl olabiliyor? Ben mesela iki sayfa sonra birbirine çatıştı, çatışıyorum yani. Ama böyle demiştim, ha öyle mi ya düzeltelim diyoruz. Nasıl şapurlu? Şey ağacın dalları gibi diyor 13. sözde diyor ki... ...mesela meyvenin rengi, tadı, ağacın büyüklüğü... ...ağacın yüksekliği, ağacın yaprakları... ...hepsi birbirini bütünlüyor. Sırıtmıyor yani, çizmiyor üstünü. Bütünlük içinde. Manada böyle. Nasıl oldu diyorum. Nasıl olabilir? Ustad, ustadı şeyi götürdüler. Bu varlığın arkasında matematik gibi... ...fizik, kimya, tıbbın arkasında matematik var. Matem Tıp var... Tıp var. Matematik şey. Fizik var. Aha fizik. Ama matematik var ama. Fizik bunun üzerine kurmuş ama matematiğin vücudu yok. Ha, aynen bunun gibi bu şeylerin arkasındaki ustad mevcutatın arkasındaki matematik sistemini gösterilmiş. O düzemde, o dizaynda seyrediyor Ka şey gibi, kalıp gibi, su şey gibi şuna, şunu doldurmak. Ondan sonra mana o kalıplara döküyor. Mana kalıplara döküyor. Yani kainatın matematiği çözülmüş. Ben de dedim ki bu matematiğe ulaşmam lazım. En azından yolunu bulmam lazım. O zaman işte enfusi başladı. Yani bu nasıl olur? Yani 13. sözde diyor ya. Mesela yaprağı, mandalinanın yaprağı, mandalinanın rengine zıt değil. Birbirini tamamlıyor yani. Tamam. Kokusu, tadıyla vesaire. E Madalya soyduğun zaman armut korkmuyor. Ha Şimdi fizik mahlukiyet var. Fizik mahluktur, kimya mahluktur. Ama matematik mahluk değil. Bing Bang diyor. Sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır hacim. E baksana hacim yok, sıfır a sıfır diyorsun. Matematik hala var. Eksi de var demek. Ha, o zaman bu kainatın arkasındaki ustada yazılımı, matematiği gösterilmiş. Buna da şey ismi diyor usta, mukaddir ismi. Tamam mı? e, matematik ile alakalı mühendis isimleri. O 32. sözde bunu söylüyor. Bir hasna ile çiçeği söylüyor. Arkası, aynı matematiği orada, orada gördüm. Matematik sistemi var. Oraya bir şey koyuyor hastanın gözü oldu diyor. Oraya bir şey koyuyor. Esma tecelli diyor o kalıba. Matem formüle kulağı oldu diyor. E, i̇şte çiçeğe şey yapıyor dikeni oldu diyor. Gülü oldu diyor. O kalıba bir esma koydu, tadı oldu diyor. Tadı, tadı. Yani aslında orada tanımlanmamış, mutlak ve muhit olan bir sisteme esmaları yerleştiriyor. Göz oldu, kulak oldu, ayak oldu, kalp oldu, dil oldu. Ondandır ki o ders kimsenin ilgisini çekmiyor. O ders yapılmıyor, yapılamaz, zordur. Niçin? Ancak Allahu alem o matematik, o mutlak ve muhit sistemini fark eden ancak basarı koyar. Oraya a bu esmayı koyduk basar gözüktü. E, o basarı hasnaya koydu göz oldu diyor. Çiçeğe koyu e, renk oldu diyor. Aynı esma. Bakın güzel bir kadın hasta yani güzel bir kadına o kal matematik yazılımına tecelli ettirdim diyor o esmayı. Göz oldu. Aynı o ismayı dışarıya vuruyorum başka bir yere. Mevcudat yazılımını atıyorum. Gülün şey oldu. Usta söylüyor. Gülün Aynı rengi oldu. Şey. Aynı şey. Bu göz oldu. Buraya bu esmayı koyuyorum diyor. İsmini unuttum. Kulak oldu diyor. Öte, oraya koyuyorum ses oldu diyor. Aynı esma. Acayip bir şey yani. O zaman dedim ki yazılımı bu. Neye koydu? hastan bir güzel kadınla bir gülü koydu. Gül mevcudatı tanımlıyor. Güzel kadın insanın aslı fıtratını tanımlıyor. Esmayı buraya koy o kalıba atınca bu oluyor. Aslında basar göz değildir. Görme ama nasıl bilmiyoruz. Yani biz bizde tezahürü gözdür. Ama kulağınla görmek var. Mesela 26. lemada diyor ki ben kalesine girdim diyor. Ben bunları gözümle değil kulağımla görüyordum kulağımla değil gözümle işitiyordum. Gözle işitilir mi? Kulakla görülür mü? Öyle. An dese ki eşin e, baksana buna bir yemeği bir tadına baksana. Bakınca der misin bir bellidir tuzludur. Bir başka bir bakış var değil mi? Ha, işte o, o basar burada gözükünce mesela müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Yani o da bak bak feraset göz değil midir? Ama bu da göz. Feraset. Bak gözleri söyleyeyim. Feraset, basiret, dirayet. Göz, göze bak, suret ya bu bir şey değil ki. Feraset gözü, basiret gözü, dirayet gözü, annelik gözü, babalık gözü, tecrübe gözü, ilim gözü, halet gözü, his gözü, his gözü diyor. Hissin kulağı diyor. Mesela. Arkadaşlar Risale-i Nur tuhaf bir şey. Yeni yeni fark ediyorum tın tın. Başka bir şey başka bir şey mübalağa etmiyor. O kalıplara o esmayı bir yapıştırdım diyor usta. Hastanın gözü oldu diyor. Tamam bir dakika hemen altına diyor ki aynı esmayı aldım ben. Buraya koyuyor güle renk oldu diyor. Buraya attı kulak oldu diyor. Delik açtı. Delik açtı. Buraya delik açtı. Buraya koydum diyor dil oldu ses oldu diyor. Aynı esma buraya koyunca başka bir şey. Ya bu, bu ne bahsediyor bu ya? Ne diyor bu ya? Normal bir eser mi? Bu ne diyor? O tanımlanmamış mutlak ve muhit ilmi yazılımlara esmaları monta ediyor. Böyle olursa bu oluyor diyor. Sonra ne diyor biliyor musun? Geliyor. Ehli dünya diyor. Lezzeti diyor. Nisbi ve kıyası itibarilere diyor diyor. Çünkü nisbi ve kıyası lezzeti bilmiyor. Mesela ehli dünyanın lezzeti şudur arkadaşlar, sıkıntısına gitmesine lezzet diyor, şey zevk diyor. Lezzet bedenseldir, zevk enfusiydir. Zevk mülke bakar, lezzet enfüse bakar, tamam mı? Şimdi ehli dünya lezzetin zerresini almadan ölüp gidecek, lezzet yoktur. Onların lezzet dedikleri şey, sıkıntının, dertlerin, tasının gitmesi, mesela içki içiyor... Mezuz bir lezzet var diyor usta. Menus. Ne demek? Dertlerini unutma hali. Dertlerini unutma. Lezzet midir? Kendisi değil. değil kendisi değil ki. Sıkıntının kalkması kendisi değil ki. Peki lezzet nedir? Enfusiyidir. Nedir? Zıtsızdır. Mesela lezzeti vücut, lezzet hayat, lezzet iman, lezzeti şuur. İşte bunlar. işte bu yazılım. Arkadaşlar Risale-i Nur e, le, zevk değil. Böyle mevzuları araştırmak zevktir. Ama bu mevzuların arkasındaki o yazılım var ya onu fark etmek, enfüste tanımlamak, enfusi şey lezzetin inkılap eder ki o da nereye aynı darlık oluyor? Lezzeti mukaddese. Ge Geçen hafta giderse şöyle bir şey yazmışlar. Lezzet kalp ikaz edilme nispeti vicdan tahrik edildiği kadar ruha ihsas vererek olur. Evet aynı metin söylüyoruz tabi Metin böyle. Ee, is, ruh, ruh ihsas edilerek kalp tahrik edilerek vicdan tahrik edilerek kalbe evet. ikaz edilerek. Evet. Aynı metin. Yani kendin yemedin hocam bir ada başkasına fakire bir Müslüman kardeşine yediriyorsun aldın o lezzet gibi diyebilir miyiz? Ama bak güzel de bir örnek. Zıtsız. Sen yemiyorsun. mi daha çok alıyoruz. Doğru. İkramın lezzeti. Baksana görüyor musun? Bak güzel dedi. Yani Celal ile Cemal fark etmiyor. İkisi Aslında insan o kadar lezzet, lezzet almıyor. Alamazsın. Ama bakıyorsun yediriyorsun ve tüş bir haz alıyorsun. Evet ya. Ha. <laughs> yani hatta uçuyorsun yani. Evet bir şey yani, yani, doğru. doğru. Yani. yani ruhun <laughs> evet. ferahlıyor. Evet. Bedenin Ondan sonra onu o mevzuyu oraya niye dibe koymuş? Esmaları işleyen yani, 32. sözde sonunda diyor ki Lezzetle zevk ayırdı diyor. Oradan sonra diyor ki onlar, onlar bilmiyor lezzetin hakikisini diyor. O, zı, o zıtlarla biliyor. Zıtsız var. Mesela lezzet iman. İmanın lezzet alamam için kafir miyim olmam lazım? Ya Rabbi ya Rabbi elimizden alma Allah. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, eksik ve noksan kusurlarımızdan dolayı Ya Rabbi, ikramın, İsa'nın, lütfunun, keremin olan hizmet imani elimizden alma. Bu hakikatin hürmetine Müslümanlar ve İslamiyet'e yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Evet, devam ediyorum. Kastamonu 193. De, de, de ne, ha, manevi değerlerinde de müd, mümbittir. Demek ki e, his de... sif böyle e, 18 bin alem var olmuyor. Allah bile olabiliyor orada. Tayyum ve teşehhüs ediyor işte. Ondandır ki Rabul Alemin değil aşağı. Rabb'in. Ha. Devam ediyor mu abi? 2383'te. Maneviyatlar da maneviyatlar var ya şuurdan da öteyedir. Şuurda diriliyor. Maneviyata da şuura atıyoruz. Şuur neresiydi? İçimdi. Şu e, e, şey şuur dedim pardon. E, his neydi? İçimdi. Eee histe de daha ötesini atıyoruz. Maneviyata atıyoruz ise. O zaman içimin içi oluyor. Maneviyatlarda orada şuurda mümbitleniyor. Diriliyorlar. O zaman mesela bende gözükenle nasıl simam değişiyor, sesim değişiyor, tavrım değişiyor, namazım değişiyor. Histe de maneviyatlar dirilince histe manevi oluyor. Ustad ona da hissi ulvi diyor. Hissi manevi diyor. Görüyor musun? Hissi manevi demek Manevi alemler dirildi, onunla boyalandı. Hissi manevi. Bak abiler, hissi manevi. Yani şurada. Kırmızı külliyatındır. Hissi ulvi. Yani dirilmiş. Ondan sonra, aha burada da var hissi ulvi. Bak kırmızı, kasamız 93. Hissi, şey, hissiyat ulvi diniye. Dini. Din aslında, kapor, şey, e, din ismi, Arabanın plakasına benziyor. Veya insanın nüfus cüzdanına benziyor. Yani dinin ismi bu. Ama din his değildir. Histir. Din akıl değildir. Akıldır. Din kalp değildir. Duygu değildir. Duygudur. Din kalp değil. şey Ruh değildir. Latife değildir. Latifedir. Din her şey. Din nedir? Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhyay din ile olur. Bu milletini yaz. Din Allah'ın irade ilahiyesidir. Marziyet-i Rabbaniyesidir der usta. Aa. Yaşasın Risale-i Nur devam. His kendisi şuurlu zemin zemin. His şuurlu bir zemin. Bir de buraya şuurlu maneviyatlar diriliyor. Haydar. His şuurlu. Şuurlu. Bir de şuurlu hisin içerisine Şuurun daha arkası olan maneviyat diriliyor. Hişûlo. Bir de şuurun sahibi diriliyor. Şuurun şuuru. Allah Allah. Şuraya bak. İçimin, içinin içi. Sonra devam ediyorum. Eee Kastamonu 193'te diyor ki: "Bu dehşetli ihtikardan çıkan kahtugala." Bak şimdi. Şeye geleceğiz abiler. Evet. var ya maddi nefse mare, manevi nefse O, ona, oralara geleceğim şimdi tabii tamam mı? Püş. Maddi nefse mare, manevi nefse hep böyle es geçtiğimiz bir şey. Manevi der ki maddi nefse mare. yeme içme cinsellik falan. Bu maddi nefse mare diye geçiyorduk. Manevi nefse mare, gurur, kibir, enaniyet, benlik falan, hasret, gıybet gibi. Daha tessi varmış. Evet bakalım. Bu dehşetli ihtikardan yani zam gelsin diye malı gizleyip depolamak ihtikar. Çıkan kahtugala buradan çıkıyormuş. Pahalılık ve e, yokluk ve açlık zaruret onun için haramdır. Yaşamak da, damarını şiddetle yandırıyor. Yok değil yok var etmek Allah da yok ediyor. Bu yara bu ya kahtugala Hissiyat-ı ulviyi diniyi bir derece susturmaya vesile olup ehli dalalete yardım ediyor. Yani bu sefer herkes dini bırakıyor, dünyasıyla meşgul oluyor. Neyse bana lazım olan yere kadar tıchaptım, kapattım tırnağı. Yani şöyle bak şuraya kadar kapattım. Yeni gelenler için göstereyim. Metin kırmızıdır. Anladım. Sonra anladığıma delil bak kırmızı gene geliyor. Ne anladık? hissiyat ulvi diniye. Ha. dinin ulvi istedi. Ha dinde his var. Dindeki o dinin içinde fikir var. His fikrimi diriltiyor. Bakın abiler fikrime malzeme olan fikirsiz olur mu? Hissimi hislendirip hissedar eden, hissimi canlandıran cansız olur mu? Olmaz. Olmaz. Ruh kalbimi hayatlandıran, duygularımı hayatlandıran, duygusuz olmaz. Ruhumu latifleştiren, ruhuma cevap olan latifelerimi aktif eden latifesiz olmaz. Evet, ee, o zaman hissiyat-ı ulvi diniye, din adem, adem. böyle, evet hissiyat-ı ulviyi diniye, burada his de vücut buluyor, his de diriliyor bu. Din hisler, his de diriliyor. Din hisler his de dirilirse, i dini ister. Olursa insan içinin içine giriyor. Ve yine diyor ki Kastamonu 198. Evet geliyor abiler. Kör hissiyat aslında 233'e geleceğim. Bugün bu şeyi mevzu bitirmeden bir ele gidiş yok zaten. Kastamonu 198. İhtikar neticesinde hayat ve yaşamak hissi hissiyatı diniyeye galebe edip ekser nas, midesini, maaşetini daima düşünüyor. Burada da hayat ve yaşamak hissi olduğu gibi, hayat ve yaşamak hissi olduğu gibi hissiyat-i diniyeler de var. Devam ediyor. His, itsel alem. His ne demek? İçsel alem. Bak basamakla gidiyorum. Bir şey koyacağım üzerine. His neydi? İçsel alemdi. Ne demek? Melekutu manevi alemdi. Burada dirilenler Bundan yani histe dirilenler, bundan yani histen daha manevi, histe dirilenler histen daha latif. Daha manevi ruhani alemler diriliyor histe. Manevi, dini ve ulvi alemler histe iade ziyaret edip diriliyorlar. Aslında iade edip gelmeleri, dirilmeleri demektir. Diril iade ziyaret demek 5-6 sözlerde o alemler aslında hiç, hüşyar olup diriliyorlar. Yani histe diriliyorlar. Adeta içimin içinde diriliyorlar. İçimin içinde. İçim, his, onun içinde diriliyorlar. İçimin içi. İçsel aleme göre mülk alemi. Dissal ve bedensel alem sanki hiç hükmünde küçük kısa ve muayyen fakat bu kesif edende en üst en kutsi alemlere zemin, mekan ve tayin ve teşahhus etmelerine mazar olup zemin ve mekan oluyorlar. Şimdi ne dedim bak. Adeta, adeta içimin his, içi, manevi alem tamam. İçimin içi tamam. İçsel alem içsel alem his benim. Göre içsel alemime göre his alemime göre. Me, alemim, mülk alemi aslında his benim içimde melekut. Ama geç ise his mülk olur. O orada dirilenler melekut olur. Mesela ben burada seyrediyorum sizi. Geçim oraya öteki tarafa seyreder. Siz arkamda kalırsınız. Buradan ise bakarsan his melekut e, ee, melekut olur. Buradan bakarsam melekut hisse göre benim mülk. Geç ise mülk, hi, mülk olur. Oradaki maneviyat melekut olur. E, eh, melekut oldu. Ee, mülk alemi, dışsal alem yani sahir, mülk alemi ve bedensel alem sanki hiç hükmünde. O zaman ben hissime geçersem beden hiç olur. Beden eğer bir insan hissini yaşıyorsa, bir insan fikrini yaşıyorsa, kalpteki duygular yaşıyorsa Sırayla ezber konuşmuyorum. Fikir yaşıyorsa akıl kastediyorum. Hissi yaşıyorsa vicdan. Bir insan duygularını yaşıyorsa kalp. Bir insan latifeler yaşıyorsa e, latifeler. Artık bedeni bırakmış, bedenin arkasına geçmiş. Bedenin arkasına geçmiş oluyor. Hisler, dini hisler yaşayan bedensel hislerin arkasına geçmiş. Öteleri yaşıyor burada iken oraları yaşıyor. E o zaman orala, buradayken oraları yaşayan adam şunu sorar. Alemi şadet, şehadet gaybi neresinde acaba ya? Eğer bedeni yaşıyorsa alemi gayb, alemi şehadetin neresinde der? Yani alemi gaybi, ahireti dünyanın neresinde diye sorar. Batınını yaşayan ise tam tersi o kadar o alem bu aleme istila etmiş ki bu alemi şadet, alemi gaybın hiçbir şey değil. Tenteneli bir perdesi. ustat diyor ki şu alemi şadet diyor. Tenteneli var tür böyle. Uzakla bakınca perde gibi gözüküyor. git 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 git. Aa! Hop! Tentenil bir. He kalktı. Mer perdeyken aslında gösterenmiş. Bu alemi şahadet neymiş? Alemi gaybın üzerine tenteneli perde demek sinema perdesi gibi örten değil. Alemi gaybın ortaya çıktığı alem. Peki niye bu alem böyle perde? En kesip en camidir. En kesif bedendir. Cebrail bile değildir. En kesif maddedir, şadettir, mülk alemidir. Bedensel hayat en kesif olduğu için en camiyi gösterir. Ustadımı şöyle der. Karanlığın şiddeti ne kadar ziyade olursa nurun o kadar şiddeti ortaya çıkar. Onun için şu beden hayatının kıymetini bilmek lazım. Şu mülk aleminin, beden aleminin, Gazali'nin dediği gibi insanlığının kıymetini bil. Vefat edince bir daha insan olamayacaksın. Çünkü beşeriyet lazım. Bu o kadar kıymetli ki bu ulvi, kutsi, lahut, ceberut, melekut alemi, nasut alemleri burada taayyüm ve teşahhus ediyor. Bu maddi alem o kadar kıymetli ki harcanacak başka şeyler harcayacak şeylerimiz yok. Bu o kadar mühim abiler. Bu bu Cebrail'de yok. Cebrail'de yok. Bazı hemen sorabilir. E, i̇nekte e, kesif vücut var ama o ruh yok. İnsanda ise hem kesif e, yani kesif ne demek? Latifin en uzağı. Beden ne demektir? Allah'ın en zıttı demektir. E, latifin en zıttı kesif. Ha, en kesif, en uzak, en camidir kesifliği kadar. Ama en kesif bedene sahibiz. Aynı zamanda en ulvi ruha sahibiz. Buraya uygun ruh verdiği için en camidir. Onun için Cebrail'i arkada bıraktı. Benim nevim. Devam ediyorum. Ee, mülk alimi, dışsal ve bedensel alem sanki hiç hükmünde insan hissine geçip de o histe manevi alemleri yaşarsa beden hiç hükmünde. Bedensel dayatmalar, arzular hiç hükmünde olur kısa beden hayatı ne olur? E, hissindeki maneviyat yaşayanın için e, beden hayatı ne olur? Kısa, muayyen. Fakat bu kesif bedende en ulvi, en kutsi alemlere zemin olur bu beden. Mekanda, bu mekanda Cenab-ı Hakk'ın öteki laut alemleri taayyum ve teşahhus etmelerine mazar oluyor. Taayyum ve teşahhus pist olacak pist olacak uçak insin diye bu taayyum ve teşahhus etmesi için mazar oluyor o alemler bu zemin ve mekan oluyorlar. Öyle ondandır ki o 32. sözde o o kadar çıtası yüksek ki o ders olmaz. Yapanı duymadım ben de yapamadım. O o şey e, lahut aleminde lahut, melekut, ceberut Nasut alemleri diziyor. Diziliyor. Sonradan diyor ki onun hulasası meyvesi. İşte diyor zıtsız vücut. Zıtsız iman. Zıtsız aleme bizi taşıyor. Ne demek biliyor musun bu? Zıtsız alem. Burada öteleri yaşıyoruz. Ona ona taşıyor bizi. Orada kaç tane 9 tane mi sayıyor? 19 tane mi sayıyor? Bir şey sayıyor. O lezzeti vücut, lezzeti hayat, lezzeti şuur, yani zıtsız alem. Tamam Özür dilerim abi. Bu tendenin <laughs> perde bir engel olarak mı söylüyor yoksa görülür o anlamında mı? Baktığın, baktığın zaman tül mesela e, bir engeldir. Engel. Ha. Ama ten, böyle ya, tenteneli perde deliklidir böyle. Tülle, öteki tül. Azarlı bakarsan perde. Git yanaş 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 Aaa mer delikmiş. Yani bakanı tanımlıyor. De, seni, sen kimsin sana gösteriyor. Perde aslında örten gibi gözükürken açandır, bakılandır. Mesela şuur perdesi. Şuur nedir biliyor musun? Şuur, öteki alemin insandaki iade iade ziyaret etmişinin adıdır. Tende perde demek o alemin ortaya çıktığı yer. İman e, olursa e, gösterir yani e, bir ekran gibi olur. İman olmazsa perde evet. Kapatır. Evet. İman olmasa kapatır. İman olursa geçiştir. Evet. Mesela sizin şu misaliniz de çok hoşuma gitmiş. Benim çok e, unutmuyorum yani. Şimdi mesela siz bana bakıyorsunuz değil mi? Ama benimle aranızda sizin gözlük var. Gözlüğe bakmıyorsunuz. Ama gözlükle evet. bakıyorsunuz. Aynen öyle. Yani mesela şu anda olsa gözlüğüme bakıyorum. Şu anda göz, gözlüğüme bakmıyorum. Gözlükle bakıyorum. Gözlüğe bakıyorum gözlükle bakıyor. Ama gözlüğün farkında bile değil. Yani bu perde onu ortaya çıkarıyor, büyütüyor bak. Ama şimdi bulanık. Şimdi ahnet gibi. Evet, o gözlük Adem-i şahit. adem şahit perde bu. Tenteneli perde bu. Onu çıkardıktan sonra bir daha insan olamayacağız. Olamayacağız. Evet. Olduğun kadar. E ne demek zıtların cem'i beşeriz? İnsan olmak demek beşeriyetten ayrıldığımız en kadar. Mı? En değerli burası. Ya. Evet ya. Burası burası orayı tanımladığı için. Burası orayı tanımladığı için. Çok değerlidir. Bir şey söyleyeyim mi sana? Burayı yapmak husus olsun. Belki de silersin ama gerek de yok. Burayı yapmak cenneti yapmaktan zordur. Yani beşer noktasın, Allah için yok. Çünkü cennetleri tek boyuttur. Nurdan nurani alemi yap. Zülmetten zülmet alemi yap cehennem. Ama buradayken aynı şeyden zıtları yapmak. Odun yapmak. Cennetteki odunu yapmaktan zordur. Niye? Ya kardeşim, odunda dumanı koyacaksın. Örten, yandığı zaman karanlıkla örten, göstermeyen dumanı koyacaksın. Aynı odun, aynı yerine dumanın kendisi nur olacak. Hem duman hem nur. Söylüyorum, odun neresinde duman? Aynı yerinde nur var. Cennet öyle değil. Nurla nurani alemi yapmak kolaydır. Burada insanız, orada insan değil. Burada beşeriz. <laughs> be, bak şimdi, burada beşeriz. İnsan olduğumuz kadar dünyada oraya yaşıyoruz. Çünkü Peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlık makamına çıkarmaktır. Ee, şunu, şu metni okumadan bitirmeyeceğim de. Maneviyatın şey, Maneviyatın Maneviyatı nedir? His bizim Maneviyatımızdı. Hisin içinde maneviyat maneviyatın maneviyatı olur. Devam. Bunlar hep malzeme var. bir şey kuracağım bunu. Bu onun için burada bırakılmaz. Şimdiye kadar bir şey kuracağım. O maddi nefse mali, manevi nefse mali de kullanacağım bunu. Şimdi e, maneviyat nedir? Benim his. Hisin içerisinde maneviyat edilirse maneviyatımın maneviyatı. Tamam. Nasıl ki maddi nefsi emmarenin daha ilerisinde manevi nefse marı olduğu gibi ya, maddi nefse marı manevi nefse marı hemen onu tanımlayayım maddi nefse marı bedensel hazlardır manevi nefse marı ise içsel hazlardır mesela gurur kibir çaka yapmak baş olmak sevdası hasettir gıybettir falan suyza bunlar maddi, manevi nefse emmaredir. bir de okuyayım e, hissiyatta maneviyat verildiği için o zaman ne oluyor maneviyatı maneviyat oluyor Nasıl ki anlamak, anlamak için biz de e, maddi nefse emare olduğu gibi manevi nefse emare olduğu gibi yani bunun içinde Kastamonu 233'te bu ikinci nefsi emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için. Bak şimdi ne oldu? Ulvi hisler vardı. Hissiyat ulviye vardı. Şimdi ne oldu? Kör hissiyat. Ha hissiyatın da gözü varmış. Şuursuz kör hissiyat. Evet. Ya, bak şuursuz kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor, dinlemiyor ki. Demek ki anlamıyor kafasız. Bir de dinlemiyor. Hayır dinlemiyorum diyor. Kim? His. Hissin de bu seviyesi var. Ulvi yani his acayip bir şey. Nihayetsiz mertebeli yani. Anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla his, islah olsun, kusurunu anlasın. Metin bitti. Şimdi okuyorum. Maddi nefse mare, bedensel hazlardır. 284. sayfadayım. Manevi nefse ise laf dinlemez. Anlama ve isla olmaz olan benlik. Egosantrizm. Yani felsefede egosantrizm diyorlar. Bencillik. Risaleden söylüyorum şimdi. Bencil. Hotgam. Hodendiş. Hotbin. Yani baş olma sevdası. İmam-ı Rabbani'ye göre manevi nefse emarenin en son kapten çıkan cakiz en son. Çok zor çıkmıyor. En son kim muvaffak olursa çıkartabilen nedir o? Baş olma sevdası. Başlık iddiası. O din. Ki onun için hücumat-ı sitenin birinci maddesidir. Enanet vesaire. Enanet ikinci. Hatta hubuca sonra ikincisi ah haf. Üç. Tamam. tama, Dört. Enat, enanet dördüncü sırada. Yok yok. Dönkünen. Mel Melki ile Beş enanet. Öyle mi? Beş enanet. Tamam. tamam. Bu manevi nefs emare, ma bak abiler, manevi nefs emare nasıl iste olur? Enfusi derslerle, efendim yok e ders çalışma ile evratlarla olmuyor. Maddi nefs emare oluyor. Bunlar nasıl o olacak? E, köle iptaliz. Haramları terk etmeyi nasıl yapacağım? Sünnet-i uyarak. Ee, tecerrütleri nasıl yapacağım? Kur'an'ın ahlakıyla hulukul Kur'an olarak. Evet. <gülüyor> sana camisi zaptı abi. Sana... Dört menfi milletçilik. Dört menfi milletçilik. evet. Demek ki ne kadar zor enaniyetten beter yani. Bu usta tesadüfen koymamış onları. Zordan kolayına doğru. En zor Hubbuca, İmam-ı Rabbani'de de gördüm. Kaptenin en son çıkan diyor, e, kesif, kesafet, insanın ahlakı seyyesi buca bahş olma sevdası. İkincisi, haf. Üçüncüsü, tama. Dördüncüsü, ne kadar berbatmış ya, menfi milliyetçilik. Beşincisi, enaniyetmiş yani. Doğru. Neyse, manevi nefse mareden nasıl kurtululur? Tokatlar ve elemler ve ne? Le, Nefret edip veya tam bir fedailikte her isini maksadına feda etsin. Misalde geçiyor. Yani her isini maksadına nasıl feda edeceğim? Direkt vuruyor. Has tokatlar, elemler direkt hisse vuruyormuş. Direkt. Hiç hiç affetmiyor. Çok acayip ya. İmam Mevlana ne güzel diyor ya. Diyor soba gibidir. Şey kuzu şey fırın gibidir. Hamuru yaptın dedi. Nasıl yiyeceğiz bu ekmeği? fırına vereceksin. E, o pişecek. Meğer elemler, belalar, musibete, hastalıklar fırınmış. Onlar pişiriyormuş o. Yandım piştim oldum var ya. Ha tokatlar ve elemlerle. Yok başka bir yolda var. Her işini maksadına feda edeceksin. Nasıl bir edeceksin Abdullah? Nasıl edeceğiz ki? Çok kolay mı? Çok zor. Her işimin maksadımı nasıl feda edeyim ya? O zaman ama El freni çek takoz koyu koyunca ben bizi de kapmıştı ya korona böyle grip doktorun dediği gibi. La kardeşim biz doktoruz kaç seneden beri dedi. Bütün alametler grip ya. Biz o, bu olmasa bu dermeseydi grip grip gripte hükmedeceğiz. İlacı öyle vereceğiz. Ama sistem bana gripe gripe griptir diye ilaç ver demiyor. Korona diyeceksin diyor bak sen. Biz. Aslında ben o zaman bir şey anlatmak için söyledim bunu. O zaman diyordum ki ya öksürmeden nasıl konuşuluyor ya derdim. E yapmadan ya çok, he, o zaman anladım ki vay ö, ö, öksürmeden konuşmak varmış ya bizde ha şimdi tokatlar ve elemlerle bu bende uyanıyor tokat o zemin oluyor veya bazı nur talebelerinin yapabildiği gibi diyor hatta her işini maksadına feda etsin hamiyetin Hamit alakalı bir şey mi her işinin maksadına feda Evet Mesela İnsanın kıymetini tayin eden, kıymetini tayin eden nedir o? Him, himmetidir diyor. Himmeti. Himmeti nedir? Maksadını, maksat o hedef ihtiyaz ettiği maksadına göre derece alıyor. Yani Tabi ama değil. yani ille o denmez. Yani şudur diye matematiksel şey yapamıyoruz ama ben metinle gidiyorum. Yani içimin içi yani e, hissimdeki maneviyat nasıl uyanır? İki şeyle diyor. Ya her maksadına feda edeceksin veya elemler ve musibetlerle o oluyor. Ne oluyor? Hissimde maneviyat var oluyor. Devam ediyorum. Bu mevzuyu ne alakası var? Maddi nefsemari ben sordum abiler. Ha yazdım. Maddi nefsemari, manevi nefsemari bu konuya niye soktun? Bak, bu mevzuyu bir derece bildik olduğundan koydum. Yani maddi nefsemari ile manevi nefsemari İkisi de manevi. Maddi nefsemariyi gören mi var? <laughs> Yok. Bir de manevi, maddi nefse emarenin bir de maneviyatı varmış. Bildik dünya nedir? Bilmediğimiz anlamak için. Maddi nefse mare, işte bedensel hazlardır. İsteklerdir. Bitmez, tükenmez. Manevi nefse emare işte o bu canlı vesaireler. Ha, bu bildik dünyadan şimdi hisle, his zaten maneviyat. Bir de histe var olan maneviyatın maneviyatı. İçi. Ondan dolayı bu mevzuyu bir derece bildik olduğundan buraya koydum. Hissin hissini de böyle anlamak, çözmek gerektiği için girdim bu mevzuya. Yazdım. His neymiş? İçsel manevi, enfusi alemin her şeyin dirildiği, canlı, ruhlu, şuurlu mekanmış. Bir de bu mekanda maneviyatlar veya bunların tersi ve olumsuzlukları vücut bulduğu dirildiği mekanmışız. Yani e, sufliler ve ulviler diriliyor. Hissiyat ulviye, hissiyat sufliye diriliyor. Maddi nefse emmare nasıl kurtulunur? Şimdi sonra his nasıl uyanır? Histekini, hissin hissi nasıl olur? Onu bildiğimiz dünyadan bilmediğim dünyaya geçeceğim. Bak maddi nefse emmareden nasıl kurtulunur? Haramların terk ederek hakim olursun. Maddi nefse emmare ne? Hazlar var ya bedensel istekler. Gördüklerimiz işittik. Mesela e, baş olma sevdası maneviyattır. Cinsellik maddidir. Çok yemek maddedir. Telefon değiştirmek maddidir. İkide bir araba değiştirmek maddi nefse maridir, Eşini değiştirmek maddi nefse bunlarda Bunlar da nasıl kurtulunur maddi nefse maridir? Haramları terk ederek melekese. Ustad e, şey Cenab-ı Hak bizi yetiştiriyor. Mesela diyelim ki oruç e, oruç nedir diyor bir manası. Bizi helal ve muba olan, meşru olan helalimizi men ettirerek haramı terk ettirmeyi öğretiyor oruç bir hikmeti. Yani e, helal ve muba yemek. Benim helal değil mi? Aha içiyorum. Bismillah. Ramazan içemezsin dedi. Helal ve muba olanı terk ettirerek neyi antrenman yaptırıyor, yetiştiriyor beni? Haramı terk etmeyi de öğren diye. Şimdi maddi nefse emmareyi e, nasıl kurtulunur? Haramları terk ederek maddi nefse emmareden kurtulur. Bu da neyle olur? Nasıl oluruz? Yani bu, mutlak bıraktın Sünneti i seniye. İki, manevi nefse emmarede nasıl kurtulunur? Tecerrütlerle kontrol edilir. Yoksa tokatlar ve elemlerle şerine kurtulursun. Bu da Kur'an ahlakıyla iki şekilde kurtulur. Maddi nefse emmare, sünnet-i seniye uyarak karamları terk ederek manevi nefse emmareden e, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak tecerütlere. Nadir abi çok dururdu tecerüt. Tecerüt. Tecerüt demek ahlakı sufliyeden sıyrılmak. Mesela baş olma, enaniyet, ben merkezli, haset vesaire. Bu manevi manevi nefse emmare. Bu ...tecerrütlerle olur. Tecerrüt ne demek? Nasıl muvaffak olacağım? Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanarak... ...manevi nefs-i kurtulunur. Maddi nefs nasıl kurtulunur? Haramları terk ederek. Buna nasıl yapacağım? Sünneti seni uyarak. Y As so yalan ma manevi midir? Manevi nefs-i ürünü değil mi? Yalan. Yalan, manevi nefs şöyle düşüneceksin. Manevi nefs neydi? buca haf, e, tama, e, şey, menfi çıkıp. Yalan çok süflidir, dışsaldır, ikilidir. Mesela haf içseldir. Yalan ikili, dışsaldır. Maddi nefse maredir. Hususi, yalan nedir? Şizofreni tıpta. Bizim adım, bizim karşılığımızda nurculukta. hususi dünyasını umumi dünya hakim kılana hususi dünyayı esas alıp tebeyi nazarla ikinci derecede umumi dünyaya bakan insanın bazen çatışır tabii. Çoğunlukla çatışır hususi dünyayla. Peki ne yapacak? Benim hususi dünyamdan vazgeçmeyeceğine göre hususi dünyayla umumi dünya arasında güya bir köprü kurmuş. Bir ya güya bir çözüm bulmuş. Onun adı yalandır. Yalancılığı kadar sizofrenidir. Sizofreniliği kadar yalancıdır. Yalan bu. Onun için maddi nefse maridir, yalan. Evet. His, His alemi de buna benziyor. Abiler bunu niye kullandım maddi nefse mari. Manevi nefse mari niye kullandım? Hisse anlamak için. His var bir de histe dirilenler var. Adeta his maddi nefse mari gibi. histe dirilenler de manevi nefse mari gibi. Bak şimdi. His alemi de biraz zor doktor Süleyman ama yani bilindikten Bilinmediğimize geçelim diye. His zaten zordu. Bir de his de hissin isi varmış. Hissin isi varmış. Hissin aklı varmış. His de var. Kaldı he. His halimi his de buna benziyor. Haramları terkle his senin kontrolün oluyor. Bak haramları terk edersek his kontrolümüze giriyor. Tecerrütlerle de histe var olanlar kontrolümüze giriyor. Tecerrütlerle de manevi alemler bu piste, his pistine uçaklar iner, iadeyi ziyaret ederek kendilerini ifade ederler. <laughs> Abiler, haramları terk ederek hissi kontrol ediyoruz. Tecerrütlerle de histe olanları kontrol etmiş oluyoruz. Abi o zaman hissin faydalandığı kaynakların kötülük kaynakları, da maddi manevi, nefse maruz olmuş oluyor. Aslında hissin içinin içi dediğimiz aslında hissin faydalandığı kaynaklar gibi oluyor bir çeşit. Evet. Ama bu ne bu burada misal ver yaptım. Çünkü bilindik bir şeyle Bu sistemde bunların mutlaka tespit edilmesi lazım. Yoksa hisse kalsa bu sefer his nereden geliyor? O veriler bilinmese Sadece his bilinse bu sefer organize edilemeyeceği için his de anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Veri tabanları çözülmesi lazım. Tabii ki. Bak şimdi. Abiler maddi nefs emmari haramları terk ederek... Maddi diyelim. E, ter, haramları terkle. Böyle şimdi ok çevirelim çizerek. bunu. Abi bir hissin uliye Kaslar, süflü uliye. olduğunu nasıl anlarız? Sünnet söyleyecek. Din. Yani tabii onu... O, yoksa vurgun burada yiyorlar. Muhittin Arabi Vesayir içeride tanımlıyor ama şu tehlike var. Dışarıda şeytan melek, içeride mudil esması ve nur esması. İçeride lütfu karın şeyin vayt, iman küfür. Ondan sonra iman küfür, hak batıl. İçeride acayip seviyede ikisi deşit. eşit. Ondan sonra böyle bazen hissiyatı süfliye zevk verebiliyor. Ve kürse, kürse kadar şeytan miraç yaptırabiliyor mesela namazı terk edenin rüyasına bakın o gün. Üç gün boyunca uçuyor görecek. Namazı terk edenler bu delilim var. Kitaptan da okudum Ahmediye'de. Şeyi de var. Namazı terk edenlerin, gençlerin o gece iki üç gün havada uçuyor görecekler rüyalarında. Onu şeytan yaptırıyor. Şeytan kürse kadar eşlik ediyor. Şeytan miraç yaptırabiliyor. Şeytan seni çıkartabiliyor. Tamam o ama işte vurgun oradan yiyorsun. Yani paldır küldür yaparsan bu enfusi mutlaka bir e, şablonun olacak. Bu okuduklarını, bak mesela ne alakası var hissiyatla maddi nefsemare? Yani bilindik de bilmedik. risale Nur kalıplardır. Yapamıyorsan mutlaka yapanla beraber yürüyeceksin. Yoksa vurgun yersin. Bedeni bazıları güya böyle uçuk, çok telleri lauti keşfettim diye... Bedeni yok sayıyor. Tam tersine. Bedensiz hiçbir şey yok. Altında bedeni çek. Yani eti çıkar. Hiçbir şey yok. Geçersin cennete. Ya kardeşim bunu bil ya. Bunun kıymetini bil. Başka bir şey. Zaten Konevi ve Muhittin Arabi bunu yok saydığı için yoka düştü. Yani fena fillahı oldu. Dönemedi. Gidebilmek fena fillah. Dönebilmek be kabillah. Dönebilmek. Ustad gittim diyor. O alemleri gittim geldi. Aradım, aradığımı aradığım zaten sormaz. Fena fillah değil midir? Aradığını aradığın zaten soruyorsun. Yani bu cismaniyet o kadar kıymetli ki. Hayatımı belki en büyük esası bunu tanımlamak oldu. Beden, ceset. Bak ne kadar bak. Beden, ceset, e, cisim. i, cisim, cismaniyet. Cismaniyet cennette. Bu beden burada. Anda olan, var olup yok olan. Cismaniyet ne kadar acayip. O kadar hoş ki. He? en cami aynedir. Ya ben aklım gidiyor beden. Olabilmek var ya ben diyebilmek. Bazen işte oturuyorum adamla. ben. atıyorum öyle. böyle. Bu, bu neresi benim lan falan diyorum. Bir tuhaf tuhaf. Garibime gidiyor. Vallahi o kadar şaşırıyorum ki. Çok da siz de öyle. Ama bu, burası benim. Hakikaten şu anda be, benim ha. Bu yani. <gülüyor> 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 tuhaf ya. Tuhaf değil mi ya? Yani bu benim. Nerede benim ya? A acayip bir şey ya. Böyle acayip ya. Çok tuhaf. Neyse. Hissin hissine hakim olmanın e, ve kontrol etmenin ve kontrol etmenin yolu da tecerrütlerle el alasın be Risale-i Nur tecerrüt tam başka yakiller. Her daim böyle zevk işte. Ülfet sarmıyor. Enfusi mevzulara, mev şahan külliyatı mevzusu ülfet sarmalamaz. Arkadaşlar ustad boşuna bizi dememiş. Sanattan sanatkara e, e, esma yoluyla Mussema'ya gitmek 24. mektupta bir sene bana kafi geldi. Sana on sene, bana da 10 sene. 10 seneden sonra değiştir okumanı. Ülfet saracak seni. 24. mektupta söylüyor. Abi şimdi eğer e, ulvi ve süfliyi tanımlayan Yok. din ise hissin ulvisi ve süflisi yoktur. His sadece his. Yani. Evet ama ama mesela diyelim ki şu, hayır şu ben öyle biliyordum. Bir toprak Hı. zannediyorum ki e, kavun çıktı tatlı. Biber çıktı acı. Toprak bunu bilmez. Biliyormuş. His vücudu var. Mahluk. Hayatı var. Ruhu var. Müstakil aklı var. Biliyor. Nispet ediyor. Ulvi ve sufri. Ona göre şekil Dinlemiyor diyor. Söz dinlemiyor diyor his. diyor. His söz dinlemiyor. Söz dinliyor. E hisime söz dinlettiremedim diyor. Dinledi diyor, diyor. Yani başka bir şey sistem akıl orada. Küçük <laughs> çocuk bile o yüzden his şefkate muhalefet etse ceza görüyor. Görüyor. <laughs> his. Çocuk mesela aklı yok ama süt nereden içeceğini biliyor. O <laughs> fıtrat Ha işte o fıtratın tezahürüdür işte. Ona geliyor. Fıtrat asliyedir o. Ama fıtratın içinde şey de var yani. Her şey süfri var. Süfli denenler de var. Var, var. Var tabii. İşte biz gayemiz. O his. E, gayem şu. Evet içsel alemin mekanını bulduk. biz seneden beri. Yeni yeni şey. Ha bir de baktık ki his. Mesela vicdanda his. Vi, vi, zihin, his, latife, duygu, fikir, dü, maneviyat ne varsa içinde her ne isim vermişsin. Abiler hepsinin fikrin vücudu var, hayatı var, ruhu var, aklı var. Aklın aklı var yahu. Düşüncenin düşüncesi var. Düşünceyi, düşün, bilgiyi veya düşünceleri, bilgiyi bilgime konu yaparsam, bilgile, bilgim, bilgilerimi Bilgilerimin konusu mevzusu yaparsa ilim çıkar. Birbirine ilmi bilgimle bilgimi çatıştırırsam ilim çıkıyor. Her şeyin dört unsuru mu var? Evet. Her şeyde latife de, şefkatin, şefkatin vücudu var. Hayatı var. Şefkatin ruhu var, şefkatin aklı var. O zaman hep lahir zahir var yani her şey. Her, her şeyde. Çok tuhaf alimiz. İçine girdikçe içimizin içine giriyoruz. His içimizdeydi. Şimdi ne bu derse ne oldu biliyor musun? İçimizin içine giriyoruz. His içimizdeydi. O vakti girdiğimizde delili nedir? Aa hissinisi var. Hissin aklı var. Hissin şuuru var. His oraya gözüken, orada dirilecekleri tanıyor. Mesela halıya ben geldim, beni tanımıyor. Tanıyor. Hissin içinde maneviyat dirildiği zaman, günahlar dirildiği zaman, filmler dirildiği zaman, ulvi şeyler, sıfri şeyler, his bunu hissedar oluyor. Şuurlaşıyor ve şuurlaşıyor oluyor. Kör hissiyat oluyor. dinsiz hissiyat diyor. His dirilenlerle etkileniyor, ona dönüşüyor. İptal neydi? İki haftadan beri yapıyoruz. İptal yaşamıyor mu adam? İptal yaşıyor. yaşıyor. Kimi yaşıyor? Başkasını yaşıyor. Yaşıyor? yaşıyor. He, o mesela e, e, en uzakta kumanda var ya, Tim gibi. Bilgisayarıma girdi. Bilgisayarda seyretmiyor musun? Seyrediyorsun ama benim tercihimi seyretmiyorum ki. Tercihini tercih ediyorum. Tercih ettiklerini tercih ediyorum. Seyrettiklerini seyrediyorum. Düşündüklerini düşünüyorum. Tarafkinliklerine tarafkiri oluyorum. His iptal o demek. His iptal yani yaşamıyorsun değil. Onun isini yaşıyorsun. Veri tabanını kesiyor, abi. iptal ediyor. Başka bir veri tabanı bağlanıyor. Bağlı. Alıyorum. Ama sen bundan farkında değilsin. Çok iptal farkı ne abi? Ha? kör isiyat, mesela e, e evelin ahirin düşünmüyor. Ana hazırı muptela der usta. Ana muhteladır. Kör hissiyat. ancak elemlerle, tokatlarla ve her maksad, her, her isim maksadına feda edecek ki körlükten çıksın. Kör ne demek? Maziye sağır, ahirete kör. Evet. Gaflet. Biraz devam edeyim. Şu şeyi şey yapalım çünkü. Ezan okundu değil mi? Tamam şu şey gelsin. His aleminde buna benziyor dedik. Haramları terkle his senin kontrolünde olur. Tecerrütlerle manevi alemler bu piste uçaklar iner kalkar. Onlar da iadeyi ziyaret ederek tecerrütlerle de hissin hissine hakim olursun. His neydi? İçsel manevi alemimizdi. Burada burada da manevi alemler canlanırsa histe hissin hissi oluyor. O alemler dilildi, O alemler ak, akıldı var. Manevi alemler gelince aklı yok mu? O manevi alemlerin hissi yok mu? O alemlerin duyguları yok mu? O alemlerden gelen latifeler yok mu? Var. Hisse dirildiği zaman e, hissin hissi de oluyor. Hissin aklı oluyor. Hissin duyguları oluyor. Hissin şey olur, şuuru oluyor. Hissin hissi oluyor. Tabii zor işler bunlar ama çok kolay. Biz nefse mahalleden tanıdık zaten bu adamı. Ya burada hisle birlikte akıl da mesela yapılanmış olacak değil mi? Tabii. Mesela hisse geldi diye hisse kalmıyor. His yapıyor? Hepsini pay diyor. Mesela histeki his, e, e, dirilenler, aklın hissesi var. Hemen akla veriyorlar. Yemek diyor mideye gitse tebzi olduğu gibi. His midesine girdiği zaman aklın hisselerini oraya atıyor. Tamam. Nasıl ki akıl, vahye e, ilk muhatap olan kim? histeydi ki. His her şeydi ki. E, Dimağın aklı. Vahiy. Peki akıl vahiden aldı. Hisse, e, hissesi olanı hissin hissesini hisse gönderiyor. Kalbe olanı kalbe gönderiyor. Yani burada his konuştuğumuz için mazar olduğunu mazar oldum diyor ki e, burası his kabul et. Aklı özellikler var. Vicdan özellikler var. Kviste. E, yani çizmiştim böyle ortada koymuştum. Sonra vicdan şey var, kalp var, ruh var. Oha diyor ki his ya "Ey sen git akla. Sen onunsun. Sen kalbe git. Sen ruha git. Sen de bedene git." Ondan sonra bedeni şehvetlendirir, gadaplandırır, hüzünlendirir, ağlattırır, vesaire yaptırır, bedene yansıtır. Abi o zaman bu bahsettiğiniz ruh cuhanibinden gelenler olmuş Evet, oradan ötelerden bahsediyoruz. Evet. Ha hissinisi dedik ya evet. o. Şimdi yapayım yapayım dur. Hı? Bak şimdi Burası vicdan. Dört yapısı var. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Buraya geldi abiler. Ne yaptılar? O alemler geldi. Geldi mi abiler? Şimdi geldi dedi his. Hey, benim bir tarafım akıl. Senin hisseni al. Hisseni al. Al diyor. His. Atıyor şey Kalbe diyor ki. Kalbe. Hisseni al. Al diyor. His. Sonra. Ruha atıyor. Sonra nereye atıyor biliyor musunuz? Dört bedene atıyor. bu ruhu da Her şey burada. Evet. Arkadaşlar işte dün akşam da bahsettim, burada da bahsettim ya dersin başında psikoloji dibe inmek, psikolojik yukarıya çıkmak her şeyi hayatına doğru sorular sormaktır. Veya yanlış sorular sormaktır. Hep sorular sormak, tamam? mı? Ee, şimdi buraya çıkanı bedene şevvet olur, kadabe olur, hideti olur, hassasiyet olur, duygusallık olur, bedendeki yansımalar. Mideye yemek geldi mi? Sen tırnağa gitsen, saça gitsen, göze gitsen bilmeyen git. Tam karaciğere atıyorsun, oradan tevzi oluyor. Mideden ondan sonra tevzi oluyor. De ondan sonra gidiyor. Akla <laughs> akla atıyor. Kalbe atıyor. Ama eğer konuşsaydı ki akıl vahiy. Vahiy. Hasan abi kelamdan bunu e, eşitlersek eğer şöyle oluyor aslında. E, Çanak anten olsa. Aynı şeyin içine akla lazım olanlar. Hani kelamın içinde e, şu Ona, aynı onu Buradan işte. gelen buraya. Buradan gelen Heh. buraya. Ama hepsinin payı ayrı ayrı. Heh. Aynı onu şimdi anlatıyordum. Çanak antende vahiy geldi. Bu akıl medesine geldi mi? Ey vicdan al seni. Ey kalp al seni. Ey beden alisini, ey ruh alisini diyor. Yani bu dersten de ve diğer dersten de anlıyoruz ki bizim içimizdeki olan 18 bin alemin nümineleri, nümineleri, hepsi vücudu var. Bir. Ezber yapmayın. Vücudu var. İki. Hayatı var. Üç. Ruhu var. Dört. Aklı var. Her bir lafzın bunları var. Hepsi. Ne yaptın biliyor musun sen şimdi? Ama hmm. bunu son yaptın indi aşağıya. Hissettim. Evet. Yani o ne oldu? bir Mal oldu sana. Evet. Yani bu derste şu. İçimizin içi var abiler. İçimizdekiler 18 bin hale. Onun için insan olmak kolay değil. Beşer olmak kolay. Doğdun. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Herkes beşer doğar. İnsan olunur. İnsanlık verilmez. İnsan olunur. Tamam? İman bulunmaz. İman alınmaz. İman Allah'ın ihsanıdır. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğudur. Kalbine koyduğudur. Onun için sen gidip bir yerden alamazsın. Koyduğudur. Koydu sen bulamadın. Allah sana onaylıyor yani İman öyle sıradan bir şey değil yani demek için Hasan abi hissin hissini şuur dediğimiz zaman hepsini demiş şey, oluyor demedin ki öyle bir şey öyle bir şey demek öyle demek de lazım diye düşünüyorum. ha başka ha düşünebilirim. <laughs> mesela hissini, hissini, ama zaman bir sıfo değil var. yani mesela şöyle şuur desek şuurun içine akıldı başka maneviyatlar da yani ga gaybın e, vicdana verdiği cevabın Hissini, hissin hissin hissedar oldu o his. Ama vicdanı şuur ise irade, zihin, his, latife, Rabbani'nin bütünsel aldığı cevap. Vicdani şuur var ya, o şuur sif, histeki şuur değil bu. Bak şimdi. Gayb alemleri vicdana cevap verdi mi abi? Verdi. İradeye verdi cevap. Zihne verdi cevap. Hisse verdi cevap. Latife-i Rabbani'ye verdi cevap. Ha. Neticede olarak bunu... His değil. Bu şuur. Bu şuur irade yansıyor. Zihne yansıyor, hisse yansıyor. His o zaman şuurlu oluyor. Hocam o son şeyi de tekrar almışsınız. En son söylediğinizi. Ne? Ha, alemi gaybın, alemi gaybın vicdana verdiği cevabın adı şuur. İkinci şuurdur. Evet, ikinci şuurdur. Bu şuur, vicdanın içi olan iradeye, zihne, hisse, latife Rabbaniye'ye hissedar ediyor. Hissesini kadar veriyor. Ama ikinci şuur nedir? Vicdanın bütünlüğüydü. Vicdanın bütünlüğü. İkinci şuur neymiş? Hüseyin'im. Vicdanın bütünlüğüdür. E o nedir o? O nereden geldi o şuur? Alemi şahadetten tefekkürle hisle böyle zorlaya zorlaya kapıyı vuruyoruz ya dersler mester sohbetler namazlar ondan sonra onlar da bizi merhametsiz değiller. Onlar böyle zalim değiller. Bu bu kul geldi vurdu bu ki vurdu 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 iade ziyaret ediyorlar. O alemlerin bizim kapıya vurmamıza tefekkür kapıya vurmaktır. Düşün düşünmek kapıya vurmaktır. Ee, doğru davranmak, sünnet-i seniye, ahlak haliye, tecerrütler, haramlardan kurtulmak hep o kapıyı vurmaktır. O alemlerin bize iade ziyaret ederse vicdana, vicdana ikinci şuur. Dima ederse, tefekkürle olursa birinci şuur. Evet, aklın bütünlüğü olur. Eğer dima iade ziyaret ederse birinci şuur, vicdana yadi, 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 ziyaret ederse. ikinci şuur geldi mi vicdanın bütünledi? Boyaladı mı? Boyaladı. O şuur bütünlüğü vicdanın içerisinde irade var. Ona hisse veriyor. Az sana biraz. Sana lazım o. İkinci mertebesi zindi. Az sana da şu kadar. Hissi. Az sana da his. Hissin hissi oluyor işte. Hissin hissi. Sonra Latife-i veriyor. İşte bu içeride herkes hissedar oldu mu? İrade, zihin, his, latife. Ondan sonra o artık sonucu yapıyor. Ne işe yarayacak? Sonucu söyleyeyim. Müşadetullah. Allah'a seyrediyor. Şey tobe. Rabbini seyrediyor. Abi burada şöyle bizim dimada afaki malzemelerimizle vahyi dinleyerek ya vahyi dinleyerek olacak bu. Afaki malzemelerimizle e, neticelenen birinci şuura enfüsümüzde verilen cevap ikinci şuur değil diye diyebilirsin. Aynı olur. Pergeli buraya koyduğunda öyle tanımlama yaptın. Biz şimdi konuşurken vicdanla pergeli vicdana koyduğumuz için. Şu şey kadar git bitiyorum ve namaza geçeceğiz. Yani ben buradaki gayem şuydu koca 1-2 saat 3 saatlik derste. İç alemler nasıl bir şeydir? İçimin içi, iç alemler birbiri içinde nasıl bulunabiliyor? Çok acayip. Çok şey çıkar da çok etkilendim. İç, içimin içi, maneviyatımın maneviyatı, hissimin hissi, bütün iç, iç alem, yani 18 bin alem için içine nasıl bulunabiliyor ya bir yolu yok mu diyordum ya bu yolu bu, bir örneği de bu, yolu bu, çok tuhaf veya yollarına bir tanesi. Tabii ki, şey yapıyorum? Tabii ki bunun tersi olan haramlar ve günahlar da böyle, haramın haramı var, haramın haramı var. Haramın haramı nedir? Haramı haram kabul etmemektir. Haram fiildir. Haramın haramı ise haramı haram kabul et. Bunun tersini söylüyorum şimdi. Hissinisi vardı. Haramın haramı var. Ee, haram insanı kafir etmez. Haramın haramı kafir eder. Haramın haramı haramı haram kabul etmemektir. Günah ee, günahın günahı var. Evet. Günahın günahı var. Ee, eksikliğin eksikliği var. İstiğfar. Ee, günahın günahı Tövbe Günahın günahı e, Karşılık vermek Tövbedir tövbe etmemek, günahı, tövbe etmemek. E, etmemek Günahın günahı Tövbe etmemek Eksikliğini Eksikliğini Kabul etmemek Bu da istifar etmemek Gü, e, Haramın haram Günahın günahı Cehennemin cehennemi varmış adem, adem. adem Bak nasıl oldu Azabın azabı varmış Elem, elem şu. Azap cehennemdir. Azabın azabı Allah'ı kaybetmek. Cennetin cenneti varmış. Cennetin sahibini bulmaktır. Bak görüyor musun? Ya. Ee, devam. Cehennemin cehennemi Adem'dir yazmış. Demek cehennem ve cennet haletleri buradan başlıyor, yaşanıyor. Buradan başlanıyor, yaşanıyor. İçimin içi cennet veya cehennem. Ee, Kastamonu 170'te diyor ki yoksa o ele mi elim evet. bak o elemi ele mi elim vicdanı ihrak eder vicdanı yakar hark, hark fizarı dayanılmaz ele mi yeis çekilmez demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse o derece o derece nispeten şu hale tesir eder vicdanı bağırttırır her lezzetin içinde elemi var birer iz. Günahın ve sebabın içleri var. Günahın da sevabın da içleri var. Vicdanın da vicdanı var. Ruhun da ruhu var. Aklın da aklı var. Cehennemin cehennemi adem iken cennetin cenneti de vücut alemleridir. Burada durdum. Evet. Cehennemin cehennemi adem iken cennetin cenneti de diyor ustad vücut alemleridir. Vücut neydi? Zatı sıfattı. Cennet neydi? Subut sıfattandı. <laughs> Harika. Onu da güzel. Onu da eklemek lazım. Yaz doğru. Doğru doğru. Yani burada ne oldu? Bak ne kadar rahat yürüyorsunuz. Ne kadar rahat yürüyorsunuz. İçimin içi, cennetin cenneti. Aa kan çıktı. Aa Kanuneti gözüktü artık. Yani Celal'de Cemal, iki tane örnek verdim hatırlarsanız. Ce, e, Celal'de Cemal nasıl olur? Yani o işte ne oluyor cevap? cevap. E, cehennemde yansa bedenim, ruhum gül gülistan olur. Sırı da o. Yani Celal'de Cemal, Cemal'de Cemal görmek iki tane bu can alıcı örnek var bu dersin içinde. E, yani bu kanuneti gözüktü. E, böyle, e, öyle yani. Allah bununla hakikatla haklanmayı Amin. hakikatla Amin. haklanmayı nasip eylesin. Amin. Bu hizmet imaniye Kur'aniyede hissemizi ziyade eylesin. Bu hakikatin hürmetine, bu hakikatin ortaya çıkmasına hangi esma sıfat şunatın mazarı ise o esma sıfat ve şunatın hürmetine Müslümanlara ve İslamiyete yardım eyle ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bu esma, sıfat ve şunatın hakikati kafirlerde, İsrail'de, İngilizlerde, Fransızlarda, Amerikalarda ona, onlara uygun nasıl azaba taluk edecek, tebedül edecekse Allah'ım ona öyle tebedül etmeyi dersin hürmetine nasip eyle. Vahir de vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.